Hoş geldin Yiğit. Diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dünyanın en güzel piyano yapan opera sanatçısını dinliyoruz şu anda bence. Montserrat Caballé, onu da sevgiyle anıyoruz. Her akşam katılan sanatçılarımızın haricinde... Bir dakika, özür dilerim, konuşmayayım. Muhteşem. Geliyor şu anda, en önemli nota geliyor ve Yiğit Bey de gelecek. Bu akşam çok güzel başladık. Gündüz, bir dakika şunu dinleyelim. Of. Of. Muhteşem. Montserrat, seni çok seviyorum. Hoş geldiniz. Ben öncelikle Andante dergisinden bahsetmek istiyorum. Andante dergisi Türkiye'nin ilk dergisi, ilk klasik müzik dergisi. Lütfen dijital ortamlarda destek verelim. Şu anda desteğe ihtiyaçlarımız var. Yani kucaklamamız lazım, birbirimizi desteklememiz lazım. Lütfen Andante dergisini destekleyelim. Montserrat Caballé ile başladık. Bu sabah, bu gündüz, sabah demeyeyim de herkesin artık gün saatleri değişti. Görkem Ezgi Yıldırım'la güzel bir program yaptık. Bu akşam Yiğit Günsoy'la yapacağız. Yiğit'imi davet ediyorum şu anda. Yiğit'im beraber olacak. Çok teşekkürler Serhan Bali. Güzel bir dergi yaptığınız için. Umarım gençler Andante'yi okurlar. Hoş geldin Yiğit'im. Geldik mi? Yayında mı? Nasılsın? Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Bizi kırmadın. Bize katıldın. Bize destek rica verdiğin ederim. Için. Ben çok sağ ol. Teşekkür ederim davet ettiğin çok için. Sağ ol. CD'lerini görüyoruz hemen. Senin. Evet, bölümünü görüyorsun. Muhteşem. Peki bizim bu yaptığımız Momen'i biliyor musun sen? Hayır. Biz Momen diye bir şey geliştirdik. Yani motivasyon yapan adam, motivasyon yaratan adam. Sağlığa giden yolda şarkı söyle. Yani bizler neden şarkı söylüyoruz? Bizden soğuk algınlığı ve gribi önlüyor şarkı söylemek. Şarkı söylemek bakterilerin burun ve boğazda gelişmesini azaltıyor. Beyin gücünü arttırıyor. Şarkı söylemek konsantrasyonu arttırıyor, hafızayı geliştiriyor, kaygıyı ortadan kaldırıyor. Şarkı söylemek duygusal olarak olumlu ve neşeyi engelleyen olumsuzluklardan sıyrılmasını sağlıyor. Şimdi senin gibi muhteşem bir sanatçı, muhteşem bir rejisörle bu akşam burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sağ ol, çok sağ ol. Yani seninle ilgili birçok güzel şeyler var, birçok bilgi var. Öncelikle benim şu anda yeni tanıştığım bu programlar var, canlı yayınlar var. Benim çok fazla bir şeyim yok. Biz muhabbet ediyoruz burada. Evet, kimse, benim de öyle. Kimse yargılamıyor ama senin 200 tane radyo programın var. Evet, ondan sonra onları tabii ben hazırlıyordum hepsini canlı yayında ama önümdeki tekst vardı. Önümdeki tekstten okuyup sonra müziği çalıyordum. Yani muhteşem. O simultane bu şu an yaptığımız gibi bir şey değildi tabii o. Caballé'yi nasıl buldun? Her zamanki gibi harika. Öptük. Caballé'yi öptük. Oradaki yani, muhteşem değil mi? Olağanüstü. Yani her zaman öyle, onun zaten piyanoları meşhur ki o Janiski ki o arya kariyerinin geç döneminde doldurduğu bir arya. Evet. Ki ona rağmen ne kadar muhteşem. Zaten doğru teklif olunca. Türkiye'ye geldiği zamanki günü hatırlıyor musun? Efendim? Gelmiş miydin? İstanbul'a gelmişti. Gelmiş miydin? Hayır, yoktum o zaman burada. Ha. İstanbul'da muhteşem bir konser verdi İstanbul'da. Ta ki yani
Şimdi öncelikle Yiğit Bey'den bahsetmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Yiğit Bey'i herkes tanıyor Türkiye'de. Tanımayan Hayır. Yiğit Bey'i tanımayan lütfen internete girsin, araştırsın. Bu da bir ödev olsun. Ya Yiğit Bey'i anlatmaya gerek yok. En önemli nokta Patricia Pantone. Değil mi? Sen Evet, onunla hayatımızda. başlayalım. Evet, tabii. Evet, evet. Ya yani Yani onu ben özellikle not aldım. Patricia Pantone sizin için en önemli şey. Ve siz genç yaşta başladınız ve onun asistanı olarak asistanı olarak başladınız, öyle değil Evet. mi? Evet, tabii. Yani peki biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani biz Yiğit Gülsoy dediğimiz zaman ne bilmemiz lazım? En önemli olan şey ne? En önemli olan şey bu işe aşık bir rejisör oldum. En Bravo. birincisi. Ve çalışmayı seven birisi, değil mi? Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çok çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani çalışmak da değil, çok Evet. çalışmak. Ama zaten ben şöyle hissediyorum. Ben ömrüm boyunca çalışmıyorum. İnsan sevdiği işi yapınca onu bir çalışma olarak görmüyor. Bir iş Evet. olarak görmüyorsunuz onu. Yani ben hobimi meslek edinmiş şanslı azınlıktan biriyim. Ne kadar Yani güzel. onun için bir opera üstüne çalışmak ya da opera ile ilgili bir şeye çalışmak bana hiçbir zaman bir iş, bir görev gibi gelmiyor. Ne O her kadar güzel. zaman güzel. Onun Ne için kadar de güzel. zaman kavramını bazen kaçırıyorum. 3 saat, 4 saat, 5 saat bir şey üstüne çalışabiliyorum ve çalışmışım ya da yorulmuşum gibi hissetmiyorum kendimi. Peki bu dönemin size bir faydası oldu mu yoksa zararı oldu mu? Hangi döneme? Yani şu andaki pandemi döneminin, yani insanlar evlerine kapandı. İşte ne bileyim Şöyle. arkadaşlarıyla daha az yüz yüze görüşmeye başladı. Ama bence ben fikrimi söyleyeyim. Telefonla konuşma, birbirini arama, birbirinin halini hatırını sorma ya da evde ekmek açma, hamur işi yapma daha arttı, öyle değil mi? Şimdi birçok da bir yapmadığımız şeyi yapar olduk. Bu kah Evet. sıkıntıdan, kah vakit bolluğunda. Evet. Bana bir etkisi şöyle oldu. Biz Samsun Operası'nda Figaro'nun düğününü sahneliyorduk. Akış provalarına geçtik. Yani eser bütünüyle rejisi çıktı. Artık akışı oturtmaya çalışıyorduk. 2 gün sonra diyelim dekorun içinde akabilecektik baştan sona. Yani eser çıkmıştı aslında. Evet. Bana tek kötü yanı bu oldu. Yani 2 hafta daha sonra olsaydı Figaro'nun düğününde Samsun'da sahnelemiş olacaktık. Anladım. Onun harici evde oturmak veyahut evde kalmak ki kalıyoruz hepimiz de oturuyoruz. Bana negatif bir etkisi olmadı. Çünkü zaten çalışmadığım zaman ben evde olup Evet. müzik çalışıp kitap okuyup DVD seyreden biriydim. Yani çok fazla bir şey hayatımda değişmedi onun için. Yani siz öğrenmenin %80'inin esasında dinlemek, okumak, araştırmak olduğuna inanıyor musunuz? Öyle Yani söyleyeyim. tabii ki. Evet, yani hadi %70 diyelim, %30 da deneyim. Bravo, bravo. Evet. Peki, şimdi bizim sorularımız var. Tabii. Rejisörler ile opera sanatçıları arasında zaman zaman çeşitli tartışmalar ve anlaşmazlıklar olabiliyor. Yani doğal sebeplerden dolayı diyelim. Sizce bu durum yaratım sürecinde ortaya çıkması gereken bir durum mudur? Yoksa problem yaratan bir süreç midir? Şimdi ben bugüne kadar hiçbir solistimle çok ciddi bir problem yani ciddi bir problem yaşamadım. Ama fikir ayrılıkları olabiliyor ya da benim söylediğim bir şeye ikna olmak istiyorlar bazen. Yani çoğu zaman tamam deyip yapılıyor bu ama dönüp neden diye sordukları oluyor ya da ben hani böyle yapabilir miyim diyor mesela. Şöyle şeyler oluyor mesela sahneyi koyarken. İşte belli bir yerde diyelim yürümesini istiyorum solistin. Ama Evet. solist bana o anda şunu diyebilir. Yiğit orası çok kritik bir yer. Orkestra şefimden atağımı alayım ondan sonra yürümeye başlayayım olabilir mi? Diyebiliyor. Tabii ki olabilir. Çünkü ben bir rejisörüm evet ama birinci derecede operada önemli olan müziktir. Reji değil. Doğru, tabii ki, tabii ki. Tabii Yani ki, tabii ki. müziğe rejiden de daha büyük bir önem verdiğim için müziğin iyi çıkması, müziğin en doğru şekilde çıkması lazım. Benim yani fikrimce. Onun için Anladım. eğer ki bir solisti bu rahatlatacaksa, müzik daha kusursuz bir şekilde bir ne bileyim 3 saniye sonra yürümeye başlaması bunu düzeltecekse benim için hiç önemli değildir o 3 saniye.
Peki ya ben sağda durmanı isterim ama o der ki sağ tarafta monitör yok, biraz daha sola dönebilir miyim mesela? Olabilir, niye olmasın? Ben yani ben fikrimi söyleyebilir miyim? Ben zoru yapmayı severim sahnede. Yani yani her şeyin kolay olmasını karşılamak yerine zoru yapmak, sahnede zoru başarmak seyirciye de farklı gelebilir. Tabii kalkıp da incecik bir duvarın üstünde arkada yürümek değil, onu da sordular bana da La Sonnambule operasında. Evet. Yani incecik bir duvarın üstünde. Ben de dedim ki rejisöre gidin ilk önce siz yürüyün. Ben göreyim ondan sonra ben yürüyebilirim dedim. Yani doğrusu da o. Yani bir insan evet. yürüyebilecek mi bakalım orada ondan sonra bir ben göreyim dedim. Yani ama zoru başarmak, zoru yapmak, ne bileyim yatarak şarkı söylemek. Yani ben mesela bir reji verirken onu da söylüyorum. Ben böyle yapmanı isterim. Bir dene. Evet. Zor gelmezse böyle yapmanı tercih ederim diyorum. Yani %90 zor geldi yapmayayım diyen de olmadı bugüne kadar. Peki Stefano Poda'yı biliyorsun değil mi? Biliyor evet, musun? Tabii. Stefano Poda'yla ben Çin'de çalıştım. Pekin'de. Romeo Juliet'te ben Frère Laurent söylüyordum. Mesela yere yatarak haç işareti yapmamı istedi. Ve o şekilde ve push up yaparak yani bastırarak şarkı söylememi istemişti reji olarak. Ama şef istemedi. Senin böyle bir şeyin oldu mu? Yani rejiyi gösterdin diyelim ki ve ben o şekilde yaptım bu arada. Bu arada ben şefe karşı geldim. Şefe dedim ki ben bu şekilde rahatım. Yani şey demedim, siz yanlış düşünüyorsunuz falan demedim. Ben bu şekilde çok rahat söylüyorum. Eğer sizde bir problem varsa yani benim sesimi duymuyorsanız tabii ki otururum dedim. Ama ben bu şekilde rahatım. Senin böyle bir tecrüben oldu mu? Yani şefle sorun yaşadığın oldu mu hiç? Yani şarkıcıdan çok. Evet. Pek hatırlamıyorum. Mesela koroyu yerleştirdiğim zaman da ben koro şefine hep sorarım. Yani ben yerleştiririm. Sizin içinde bir mahsur var mı? İyi mi sizin içinde derim ki genelde değil. Bugüne kadar hiçbir koro şefi hayır olmadı. Ya da işte şu taraf daha önde olsun, bu taraf daha arkada olsun demedi. Yani bu biraz da bir fikir alışverişine de dayanıyor. Orkestra şefiyle bir sorun yaşamadım. Bir tek Butterfly'ı ben biraz daha geç sokmak istiyordum ilk şeyde, ilk girişinde Butterfly'ı. Çünkü evet. Zaten kulüpte başlar. Aynen. Yani önden işte koronun bir bölümünü, ondan sonra koronun ikinci bir bölümünü sokup bir müddet sonra Butterfly'ı tam ortaya, onu V şeklinde merdivenlerde sıralanmıştı Antalya'da yaptığımızda. Daha sonra, daha geç Amike'de dediği zaman Butterfly'ın tam ortada olmasını arkadaşlarım, istedim. Yani arkadaşlarım. Evet tabii geliyor ve hepsinin içine olup o anda arkadaşlarım demesi bana daha mantıklı geldi açıkça. Bunu böyle yaparken orkestra şefi rica etti. Butterfly'ı daha önce çıkartalım. Müzikal olarak işte ben öyle tercih ediyorum. Beni kırmazsanız sevinirim dedi. Peki dedim. Ama ondan sonra orkestra şefi değişince sopranomuz da Nurdan Hanım'dı. Nurdan Küçük Ekmekçi. Selam verdi bu arada. Evet, ben de. Özür dilerim. Herkes selam veriyor. Herkese tek tek selam veremiyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Ben de bazı yazılanları kaçırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Kusura bakmasın. Yani biz selam vermek istemediğimizden değil. Sizlere gönülden selam veriyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz bu canlı yayına katıldığınız için. Lafını böldüm Yiğit'ciğim. Devam etmek istiyor musun? Ondan sonra orkestra şefi değiştiği zaman Nurdan Hanım'la da konuştuk. Yani Nurdan dedim ben böyle istiyordum olmasını. Evet. Ben de öyle daha iyi dedi ve yeni orkestra şefiyle bizim ilk başta prova ettiğimiz şekilde oldu. Onun harici bir orkestra şefiyle ben problem yaşadığımı hatırlamıyorum. Olmadı. Bazen kesintiler peki üzerine problem yaşıyoruz. onlar daha çok kesmek istiyorlar. Ben daha Rossini'lerde veya Mozart operalarında herhalde değil mi? Valla inanamayacaksın ama Maskeli Balo'da bile bayağı bir kesinti istemişlerdi Mersin'de. Ciddi misiniz? Evet, Maskeli Balo'da olmazdı. Herhalde bu pandemi dönemini düşündüler ondan dolayı. Yani maske takacaklar için. Rossini'lerde kesinti yapıyorum. Yani resitatiflerde. Müzikten ziyade resitatifte yapıyorum. Anladım. Yani konuyu ve bütünlüğü zedelemeyecek şekilde Sevil Berber'inde yaptım. Cambiale di Matrimonio'da yaptım. Böyle kesiyorum seni ama kusura bakma özür dilerim ama Sir Titles dedikleri yani açıklama, yukarıdaki açıklamalar var ya. Türkiye'deki bu Sir Titles'ların ne kadar iyi olduğuna inanıyorsun? Yani doğru mu? Yani %1, birebir mi sence
veya şöyle söyleyeyim, şöyle bir soru sorayım. Ben bunu eleştiriyorum. Kusura bakma, bunu yapanların bilmiyorum kimler yapıyor. Ben de yapıyorum. Ha, sen yani de yapıyorsun. Kendin yapıyorsun. Ben de. Ama kendi oyunlarını yapıyorsun. Kendi oyunlarımın hepsini yapıyorum, o kesin. Ama bazen başka operalar için de istiyorlar benden. Mesela İzmir'de Side Story'yi istediler, onu yaptım. Ama benim gördüklerimde, benim gördüklerimde çok akıcı bir Türkçe yoktu. Yani ben çok iyi bir Türkçe konuşmuyorum ama belki okurken insan daha iyi bir akıcı bir Türkçe istiyor. Veya şöyle diyeyim, birebir değil de anlam haricinde birebir de olması şart bence. Bilmiyorum. Ben birebir çeviriyorum. Yani ben çok şairane çevirmiyorum açıkçası. Prozodiye uygun zaten çevirmiyorum. Benim amacım çünkü solistlerde lisan bilmeyenler çoğunlukta. Ve birebir yani işte yani ne diyeyim mi? Makas dediği zaman makas kelimesi Türkçe makas, İtalyanca makas da forbici nerede? Ona üstüne denk getirmeye çalışıyorum ki ona göre hareketleriyle ya da ifadesiyle ya da makasa mı bakacak, makasa mı yönelecek doğru zamanda olabilsin bu diye. Anladım. Ben ya hayır, benim timing'den bahsediyorsun. Yani zamanlamadan bahsediyorsun sen. Evet, yani devrik cümleyse devrik çeviriyorum. Onu Türkçe'ye düzeltip düzgün cümle haline yapmıyorum mesela o ki. O başka bir problem. O başka bir problem. Ben o da bir başka bir problem. Yani timing zamanlaması yanlış zaten. Ya yani birçoğu yanlış bence. Onun haricinde operayı bilmeyen bir insanın orayı takip ederek operayı anlaması bence çok zor. Çünkü oradaki birçok şey birebir yansıtmıyor. Yani birebir çevirme değil. Yani öyle bir düzenleme yapılmış ki yani ben bunu eleştiriyorum ve gördüm. Yani çok daha iyi şeyler evet, yapılıyor yani dünyada. Benim de öyle gördüğüm tercümeler oldu. Bazen çok eski tercümeler kullanılıyor tercümeler mesela ben bakıyorum dönemi için mesela 1950'de 60'da yapılmış o tercüme. Evet. Ben ama de onu yani söylüyorum. Evet. Heyhat kelimesini hiçbirimiz kullanmıyoruz artık. Bravo. Bravo. Gibi. Veyahut orada prozodiye uysun diye mesela bazen bakıyorum yani anlam bayağı değişmiş ama prozodiye uyuyor. Ve onu kullanıyorlar üst yazıda. Onun için de çok sağlıklı görmüyorum ben bazı çevirileri. O konuda haklısın. Hı hı, anladım. Peki biraz önce sen söyledin. Birçok solist sanatçı dil bilmiyor dedin. Peki libretto'yu okuyorlar mı sence? Yani bunlar çok direkt sorular. Yani yani kusura bakma. Kusura bakma şöyle söylüyorum. Bölüyorum seni ama yani insanların yani gerçekten bu gençler şu anda takip ediyorlar. Yurt dışında yapılan bu işle kendilerini kıyaslıyorlar. İşte biz ya da yapılan işi çok derece ben hep en baştan beri bunu söylüyorum. Bizlerin esasında eleştirmen değil, birçok öğrencinin söyleyeyim yani bu Türkiye'de olan öğrencilerin işlerinin çalışmak olduğunu söylüyorum ben. Ve çalışmak başka hiçbir şey değil. Yani oturup YouTube kanalı seyredip oradan birebir eleştirmek değil esasında. Oturup daha iyi bir yere getirmek, çalışmak amaçları. Pardon lafımı da böldüm, özür dilerim. Ne diyorduk? Librettoyu okuyorlar mı demiştim. Ha, librettoyu. Ben sahnelediğim eserlerde librettoyu daima sahne provalarından aşağı yukarı 2-3 ay evvel gönderiyorum o operaya. Kütüphanesine. Çoğaltılıp solistlere verilmek üzere. Evet. Zaten lisan bilen solistlerle çalışmak o bakımdan çok kolay oluyor. Zaten biliyorlar lisanı ama bilmeyenler de okumalarını özellikle istiyorum ve asistanım kim olacaksa o operada ona özellikle sıkıştırıyorum ve herkes okudu mu okusun dağıtılsın diyorum. Genelde okunuyor. Okunmadığı zamanlar da oluyor açıkçası şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru. Niko Castel'i biliyor musun? Tabii ki. Niko Castel'in yaptığı librettoları biliyorsun değil mi? Birebir yaptığı çeviriler var. Fonetik IPA açıklamalı kitaplar var. Onları biliyor musun? Evet. Ha, tamam. Ya mesela ileride biz seninle daha sık görüşürsek onları paylaşmak isterim. Da çok yararlı olacak öğrencilere bir kat şey. İzmir Devlet Konservatuarı'na ben bırakmıştım. Şimdi Serhan Bey bir yorum yapmış burada. Demiş ki soru değil bu. Yiğit Gülsoy Türk Operası için büyük bir şanstır. Önümüzdeki dönemlerde Devlet Opera Balesi
Ondan daha fazla yararlanması lazım demiş. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Serhan da bizim 30 yani 30 yıllık falan bir arkadaşlığımız var. Evet. Maria Callas kulübünden tanışıyoruz. Ben o zaman İzmir'de yaşıyorum. Serhan İstanbul'da yaşıyor. Ben Uluslararası Maria Callas Kulübü diye bir kulüp vardı. Oraya üye oldum. Yılda 3 defa dergi yolluyorlardı. 80-90 sayfalık. Dediğim 30 sene önce ama. Wow. Ve o zaman tabii internet falan hiçbir şey olmadığı için o kulübü yöneten kadın çok akıllıca bir iş yaptı. Bütün üyelerin hangi ülkelerde olduğunu ve adreslerini yazdı. Kim kimle iletişime geçmek istiyorsa Penfriend gibi oradan birbirleriyle yazışıyorlardı ve herkese kendi yaş grubunda kimler söylüyordu. Mesela ben o zaman diyelim ki işte 15 yaşındayım, 16 yaşındayım. İşte 15 ile 20 yaş arası şu ülkeden bunlar var, bu ülkeden bunlar var diyordu. Bir müddet ben Türkiye'den tek üyeydim. Birkaç yıl sonra bir baktım adres listesinde ikinci Türk Serhan Bali. Birbirimize yazdık oradan. Sonra telefon numaralarımızı aldık, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde onunla görüştüm. O İzmir'e geldiğinde benimle görüştü ve çok güzel bir arkadaşlık, dostluk oldu. İşte 30 senedir de sürüyor. Beraber Ne ortak güzel, ne güzel. çalışmalarımız oldu. Sizin için özel olan librettist veya besteci var mı? Kimdir? İşte hani böyle işte en sevdiğin besteci ya da en sevdiğin Ya çok klasik sorular. Kusura bakmayın. opera, onlar en zor sorular. en sevdiğim librettist yani Puccini librettoları tabii Illica ve Giocosa'nın, gerçi Andrea Şen'in onların librettosu tabii. Onlar İtalyan operasındaki çok önemli librettistlerden. Alman repertuarı dersen Hugo von Hofmannsthal ve Richard Strauss'un birçok operasının librettosunu yazdı. Bunlar tabii çok önemli librettistler. Evet. Önemli librettolar. Bugün ben bir şey öğrendim biliyor musun? André Chénier'in İstanbul'da Saint-Pierre Han'da doğduğunu öğrendim. Ben bilmiyordum. İstanbul'da doğduğunu duymuştum ama hani Saint-Pierre Han'da doğduğunu öğrendim. evet. Yani çok ilginç. Ya daha insanlar araştırırsa bence çok şey bulacağına eminim. Ya, sonsuz bir şey bu. Hele ki opera yani öyle büyük bir deniz bir derya ki ben bazen mesela arkadaşlarım telefon ediyor o sırada bilindik bir opera çalıyor arkada diyelim Traviata ya da Tosca hepimizin çok iyi bildiği. Ne dinliyorsun? Tosca diyorum. Hala mı Tosca? Evet hala 35 yıldır hala Tosca dinliyorum. Çünkü her dinlediğimde bir kere başka solistlerden zaten başka şekilde dinliyorsunuz Tabii da tabii tabii her tabii. dinlediğimde yeni bir şey keşfediyorum orada. Onun için Tabii sonu ki, yok mu? tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Stefano Poda'yı nasıl buluyorsun peki? Onu sordum ama. Evet, Faust'unu seyrettim ben onu, Guno Faust'u. Yani tabii çok ne diyeyim önemli Direkt bir soruydu, kusura bakma. rejisör. Hayır, önemli bir rejisör tabii. Ha, onun tarzına ne kadar katılıyorum ya da ne kadar katılmıyorum. Şöyle yani Marilyn Monroe için kimse çirkin kadın demez. Benim tipim değil diyebilirsin. Poda için de hiçbir şekilde hiç kimse kötü rejisör ya da beğenmiyorum diyemezsin. Bana uygun değil diyebilirsin ancak. Tabii ki. Ya o sizin fikrin olabilir. Tabii ki. Evet, Doğru tabii. söylüyorsun. Tabii bravo. Bravo. Çok doğru söylüyorsun. Yani Poda'nın bir de şeyi var. Neydi ya? Turandot'u var. Çok ünlü Turandot yaptı ya şeyde. Torino'da. Onu görmüş Onu müydüm bilmiyorum. seyrettim Hatta mi bu acaba hatırlamıyorum. set düştü ya hani bir kaza oldu İtalya'da yaralananlar oldu Yani koroda. o hikayeleri biliyorum ama Ha seyrettim. O şey değil ben galiba, değil mi? Bir Turandot daha öyle. Onun kimiydi acaba? Balkon Hayır balkon hayır şey. hayır 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 Balkon, hayır hayır hayır. balkonlar hepsi mekanik. Hayır Yani bu zaten beyaz beyaz el... renkli beyaz renkli şeyler var. Neon ismi bütün Yok. herkes beyaz renkte ve Evet. şey gibi yürüyorlar. Ya çok farklı teknikleri var Poda'nın. Poda'yla tanışmanı isterim. Ve Evet. Poda Bergama'ya geldiğini ve Bergama'ya aşık olduğunu biliyor muydun? Yani Yok. Türkiye'ye bayılıyor. Türkiye'yi çok seviyor ve ben de onu yazın davet etmiştim geçen yaz. Az kalsın geliyorlardı partneriyle beraber. Gezmeye geleceklerdi ama olmadı. İzmir'e davet ettim. Neyse, başka şeylerden konuşalım. Güzel. Bir Devam edelim. karanlık bu arada. Yok. Yo, karanlık. Ya biraz ışık olabilir. Yüzünü daha iyi Dur bak, görebiliriz. bir dakika deniyorum. Arkadaşlar sorularınızı bu ortadaki soru şeklindeki soru işaretli yere yazarsanız seviniriz. Sorularınızı bekliyoruz.
Benim opera sanatçılarının rejisörlerle iletişimi nasıl olmalıdır? Soru cevap şeklinde olabilir. Yani öyle sanatçılarla çalışmayı seviyorum. Yani direkt benim söylediğimi peki deyip yapanlardansa benimle bunu neden olduğunu, niyesini ya da benim verdiğim bir şeyi geliştirerek bana geri vermelerini böyle sanatçılarla çalışmayı seviyorum. Ama tabii onun için de kendi partilerine çok hakim olmuş olmaları lazım. Aynen, aynen. Yani kulaktan dolma bilgiyle değil de oturup çalışmaları lazım yani. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani biz Francesca Patani'yi biliyorsun. Sen söyledin zaten onunla. Evet, Nabucco yaptınız evet, galiba, evet, değil mi? Evet, Detroit'te. Ben de var, onun kaydı da var. Ondan sonra onunla biz Macbeth yaparken Uyur Gezer sahnesindeki Lady Macbeth Arya'daki Uno, Due, Le Costo e Laura. Bu Uno, Due, yani bir, iki. Bu ne? İşte kapıya vuruş. Aynen. Çünkü Kral Duncan'ı öldürdükleri zaman kapı vurmak sesi duyuyorlar. Aynen. O kapı vurmada Shakespeare'de öyle bir müzik var. Aynen. Evet, aynen. O kapı vurmada Shakespeare'de katilin vicdan sesini sembolize ediyor. Aynen. Biz oturup Francesca Patane ile bunları konuşuyoruz. O zaman tabii aynen, çok zevkli bir üretim oluyor. Macbeth dediğin de bir şey var. Macbeth'te Shakespeare'in söylediği çok güzel var. Bir şey var. Macbeth'e söylediği, esasında Banquo'nun ona ayna tutup göstermesi ve Macbeth'in kendisini aynada görememesi. Yani insan aynada kendini göremiyorsa ileride var olamayacaktır demesi. Tabii. Yani orada Tabii. bir orada çok güzel bir şey söylüyor. Yani bizim opera sanatçılarımız için, yani gençler için aynada çalışmaları lazım ki kendilerini ileride görebilsinler. İnsanlar aynada çalıştıkça nasıl diyeyim sana otomatik olarak yani kendini kontrol sistemini geliştirebilirler. Ben ona inanıyorum. Yani nasıl balerinler bir jest yaparken Evet. ayna karşısında çalışıyorlar, opera sanatçıları da ayna karşısında çalışmaları lazım. Buna katılıyor musun bilmiyorum da. Bilmiyorum yani, bu konuyu hiç düşünmedim ama mesela Callas'ın bunu katiyen istemediğini biliyorum. Bu Juliet Mazzart'ta şeyleri var bende, teypleri var. Mesela Evet. orada söylüyor, bizler dansçı değiliz, ayna önünde çalışmamamız lazım diyor. Ama şan öğrencileri için ayna lazım. Aynen. Ki Ben yani, ondan hani bahsediyorum. Ben profesyonel sanatçıların bir Hayır, role hayır, hayır, hayır. hazırlanırken gibi algıladım Hayır, ben soruyu. şan öğrencilerinden Evet, bahsediyorum. hayır, şan öğrencileri için evet olması lazım. Ya Çünkü nasıl nefes alıyorsun, nasıl dik otokontrol. duruyorsun, nasıl ağzını açacaksın. Aynen. Bütün bunları karşıda görerek tabii çok daha etkili ve doğru olduğuna inanıyorum. Otokontrolü öğrenmeleri için, o kelime Evet. gelmedi aklıma. Otokontrolü öğrenmeleri için ayna en büyük araç. Ya da şöyle söyleyeyim. Şu dönemlerde insanlar inanılmaz derecede motivasyonu düşük. Sabah kalkıp dişlerini fırçalamadan önce aynaya bakıp günaydın nasılsın canım demesi kendi kendine o günün çok daha farklı geçeceğine eminim. Yani daha pozitif geçeceğine ya da direkt dişini Tabii. fırçalarsa ay bugün de nasıl geçecek diye başlayabilir ve o gün geçmez. Yani bu Evet. benim hayat felsefem. Kusura bakma Yani böyle güldüm sana moral ama. çok önemli tabii. Yani moraliniz Evet. iyi olduğu zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz zaman ne yaparsanız yapın daha iyi yapıyorsunuz. Çok Evet, doğal. evet. Ve dediğin çok doğru. Ve beyin bir müddet sonra, bu artık kanıtlanmış bir şey, İnanıyor. Yani sen Evet. aynaya bakın. İyiyim. Bugün iyi işler yapacağım. Her şey güzel olacak Güzel dediğin zaman olacak. o enerjiyi zaten beyin gerçekmiş gibi algılıyor ve öyle devam ediyor yoluna. Bu artık yani tıbbi olarak bile kanıtlanmış bir şey. Peki Lucas'la olan programımız canlı yayınımızı seyrettin mi bilmiyorum. Bir Lucas bölümünü Mitchum'la. seyrettim. Bir Lucas mesela bölümünü. orada direkt bir şey söyledi bizim toplumla ilgili. Sorular çok negatif ya dedi. Yani demedi de yani onu söylemek istedi. Bizlerde niye böyle bir yani öğrencilerde niye böyle bir negatif dünyanın içerisindeler sence? Onu bilmiyorum ama kesinlikle katılıyorum. Yani mesela Evet. bizde eleştiri dediğiniz zaman kimse bunun aynı zamanda pozitif de olması gerektiğini ya da bir eleştirinin, yani eleştiri aynı zamanda hem negatif hem pozitif olabilir gibi düşünmeyip sürekli bunu eleştiri ise negatiftir gibi Evet. bir yaklaşım var. Evet. Veyahut güzel gördüğümüz bir şeyi söylemiyor. Dondu. Olsa daha iyi olurdu. E peki...
Donuyor. Yiğit'im donuyor. Bağlantı. Yiğit. Duyuyor WhatsApp musun? WhatsApp geldi. Kapattım. Ha, duyuyor musun beni? Evet. Döndü biraz önce. Bir daha tekrarlar mısın cümleni lütfen? Özür dilerim. Çok güzeldi. Ya eleştirinin pozitif de olacağı hiçbir zaman düşünülmüyor bizim toplumda özellikle. Evet, yani evet. Bir eleştiri yapacağım dediğimiz zaman bu mutlaka negatif bir şey olacakmış gibi algılanıyor. Halbuki pozitif evet. Şeyler de eleştiridir. Eleştirmek bir şeyi incelemek gibidir. Bir şeyi incelediğiniz zaman bunun pozitif yönü de vardır, negatif yönü de vardır. Aynen, aynen. Yine dediğim gibi insanlar güzel gördükleri bir şeyi söylemiyorlar. Yani evet. Bundan utanıyorlar mı, söylerlerse küçüleceklerini mi düşünüyorlar, onu bilemiyorum. Ama ben yani söylerim, niye söylemeyeyim? Yani şu çok iyi bir rejisör, bu çok iyi bir asistan, bu çok iyi bir program yaptı. Veyahut şunun bilgisi benden daha çok. Niye söylemeyeyim evet. Ki bu benim? Ya da şunun sesi daha güzel filan. Yani yani kendi bıraktığımda. Sürekli negatif bir eleştiriniz olduğuna inanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum, aynen. Bir Ferzan Özpete'yi biliyorsunuz. Evet. Gibi yerli yabancı bazı sinema yönetmenlerin opera rejisörlüğünü yaptığını son zamanlarda görüyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani müziği çok iyi biliyorlarsa, librettoya hakimlerse ve müziği iyi biliyorlarsa, şarkıcıyla çalışmanın nasıl olacağını, bir şarkıcıya nerede ne hareketin verilmemesi gerektiğini, bütün bunları biliyorlarsa olabilir. Ama müziği tanımıyorsa, mesela Traviata operası diyelim. Traviata operası. Evet. Sen Giuseppe Verdi'yi bilmiyorsan, müzik bilmiyorsan, partisyonu takip edemiyorsan, o müzikte neden minörden majöre dönmüş, majörden minöre dönmüş veyahut tam oradaki o aksan müzikte niye var? Ya da yani soprano mi bemol tutacakken koşmaya başladı diye dememen lazım. Bütün bunları biliyorsa bir tiyatro rejisörü ya da bir sinema rejisörü, o zaman niye olmasın? Doğru. Ama bizde asıl olan, benim her zaman söylediğim gibi şey, müzik. Yani doğru. Çok hakim bir sinema rejisörüyse, sinema yönetmeniyse, film yönetmeniyse olabilir. Eğer gerçekten ev ödevini iyi yapıyorsa, onu demek evet. istiyorsun. Evet, yani evet. Ev ödevini iyi yapıyorsa, bunu sahnede uydurmuyorsa, ev ödevini evet. daha önceden hazırlayıp getiriyorsa, tabii. Önüne taslak olarak koyuyorsa bu sanatçının, neden olmasın tabii. Diyorsun. Bence de öyle. Bence de öyle. Evet. Peki, birçok genç opera sanatçımızın yaptığı bir hata var. Şarkı söylerken şu eli şöyle şöyle yapma, böyle böyle yapma, böyle böyle yapma. Ya da ne bileyim buradan sarma, buradan çevirme ve sonra toplama. Yani bu el hareketlerini nasıl yorumluyorsun? Yani ben masterclass yaptığım zaman dönemlerde elin beni distract, yani şey yapıyor, meşgul ediyor. Ben elini görmek istemiyorum senin. Ben senin gözüne odaklanmak istiyorum. Yani gözünün içini evet. görmek istiyorum şarkı söylerken. Sizce nasıl engeller bu genç sanatçılar ellerini kullanmamaları için? Yani, şu şekilde değil, yani böyle böyle söyleyenler var. Ya şu var ya, şu var, şunu evet, da gördüm. Evet. Evet. Ne çok yapmalılar doğru. Sizce? Şöyle, yani elini ne yapacağını, eline nasıl bir hareket bulacağını bilemiyorsan, en doğrusu evet. iki yana bırak ve hiç oynatma. Aynen. Çok daha iyi oluyor. En azından benim dikkatim dağılmıyor ya da seyredenim. Aynen. Yani otokontrolünü evet. yap, aynanın karşısına geç, bunu kontrol evet. et. Öyle değil mi? Yani öyle çok değil mi? Uyanılarak. Çünkü bazılarının farkında bile olmadığını hissediyorum. Bunu yaparken evet. yani tik haline almış el hareketini yaparlarken fark etmediklerini bile düşünüyorum. Uyararak ve kendi kendini de uyararak aynı zamanda, ha hiçbir şey olmuyorsa o zaman eline bir obje alacak. Yani ne bileyim yüzüğüyle oynayabilir mesela. İlla ki bunu bir şey yapamıyorsa. Veyahut işte bir obje, bir aksesuar olabilir. İşte o aksesuarla bir şey yapabilir. Konser veriyorsa piyanoyu tutsun. Öbür elinde serbest bıraksın. Ama yani bir yolla bunu engellemeyi bulması lazım. Çünkü dediğin Evet. gibi son derece dikkat dağıtıcı, monoton ve yani karakterin içine hiç girememiş demek. Evet, anlayamamış. Anlayamamış, algılayamamış. Bir soru evet. daha. Yiğit Hoca'da öğrenirsiniz, hiç bilmediğiniz bir şeyi anlatır ve esere bakışınız bir anda değişir demiş. Güzel bir yorum.
Evet Murat. Teşekkürler. Samsun Operası'nda şu anda. Spintoin sormuş. Rai TV arşivlerine nasıl ulaşabiliriz diyor. Bilmiyorum. Bilmediğiniz konu hakkında da bir yorum yapmıyorsunuz. Teşekkürler. Sağ olun. Daha soruları olan varsa arkadaşlar sorabiliriz. Yoksa benim biraz daha zor bir sorum var. Sorabilir miyim? Buyurun. Herhalde başka yok şu an. Sahnede rol ve reji gösterdiğiniz sanatçıların daha sonra sahnede yaşadıklarını görüyor musunuz? Yani nefes aldığını görüyor musunuz? Ya da size hızlı dönüş oluyor mu? Yani bu Türkiye için geçerli. Türkiye Anladım. için soruyorum. Anladım. Olduğu zamanlarda oluyor, olmadığı zamanlarda oluyor. Peki şey diye uyarıyor musunuz? Nefes al, nefes al diye uyarıyor musunuz? Yani nefes al derken rolü canlı kıl Aynen, manasında. canlandır, aynen. Evet, onu yapıyorum. Onu yapıyorum. Şimdi Mehmet Ergüven'le çalışırken bana çok güzel bir şey demişti. Dedi ki dünyadaki en kötü şey bir dedi opera şarkıcısına bir hareket verirsin. Verdiğin hareketini aynısını yapar ama bir türlü olmaz o dedi. Çok doğru bir şey. Yani onu Evet. içselleştiremiyorsa, sindiremiyorsa o hareket çok yapmacık oluyor ve o yapmacık Doğru. olan hareket çok kötü duruyor sahnede. Mesela bunu bazen hissettiğim zamanlar oldu benim çalışırken. Ya bir Evet. şey söylüyorum mesela işte oturacaksın kucağına da şunu alacaksın diyorum mesela. Oturuyor tam dediğim yerde. Tam dediğim yerde kucağına bebek diyelim alıyor ama bir türlü olmuyor. Ve ben bunu görüyorum karşıdan. İşte o zaman soruyorum. Bu oturmadı diyorum ve karşıdan iyi kötü görünüyor. Neden? Yani ne hissediyorsun da bunu bana geri veremiyorsun? O zaman bana bir şey söylüyor. Mesela diyor ki işte ben bunu tam hissedemedim ya da bunu anlayamadım. Neden yaptığımı anlamadım diyor. O zaman açıklamasına giriyorsunuz işin. Bütün bunlardan sonra da olmayabilir. Hiç ısrar etmeyeceksiniz. Hemen değiştireceksiniz onu. Yani olmuyorsa, yapamıyorsa karşı taraf. Çünkü bir şeyin üstünde çok ısrar ettiğiniz zaman olmadığı zaman. Diyelim siz de sürekli ısrar ediyorsunuz illa olsun diye ve olmuyor. Bir müddet sonra o olan %70'te %60'a 50'ye inmeye başlıyor. Onun Evet, için doğru. çok fazla da olmayan bir şeyin üstüne ısrar etmemek lazım. Biraz esnek olmak lazım bir Doğru, rejissör doğru. olarak. Yani herkesin de kapasitesi var. O kapasitenin üzerine çıkması için uğraşmıyorsunuz yani. Onu demek istiyorsunuz. Doğru değil Hayır, mi? kapasitenin üstüne çıkmak için uğraşıyorum ama hani görüyorsun ki o kapasite Belirli bir o süreden sınırda, o sonra zaman daha fazlasını zorlamayacaksın yani aynen, bu. aynen. Çünkü o Belirli zaman bir iş. süreden sonra zorlamıyorsunuz. Çağrı Çünkü Köstekin evet, sormuş. çünkü o zaman Ha, şöyle pardon. sinir bozulmaya başlıyor, demoralize Evet. olmaya başlıyorlar, yaptıklarını da unutuyorlar, yaptıkları da kötü olmaya başlıyor. İşte oraya getirmeyeceksiniz işi hiç. Evet. Çünkü oluyor mesela ben bir veriyorum, iki alıyorum geri. Öyle sanatçılar da var. Çağrı Yani Köstekin öyle bir şey sormuş. oluyor. Çok özür dilerim, böldüm. Çağrı Köstekin ile yaptığınız yayından keyif aldınız mı? Aldığımı kaç defa söyledim Çağrı, bunu bir daha soruyorsun. Reklam Hayır, yaptırıyor canlı buradan. yayın esnasında söyledim. Ondan sonra bir de özelden WhatsApp atıp söyledim Çağrı. Anladım. Kaan Yetkin sormuş. Shakespeare karakterlerini anlamak için neler yapmamız gerek? Yani tabii önce Shakespeare'i Evet. konuşmak lazım. Şöyle ki şimdi Shakespeare'in birçok hikayesi aslında Shakespeare'in orijinal yarattığı hikayeler değil. Çok daha eski hikayeleri yani Tabii ki, tabii konuları ki. alıp Shakespeare onları bildiğimiz hale getiriyor. Yani Evet. Romeo, Juliet, Otello bunların hepsi zaten Shakespeare'den önce var olan Önce hikayeler. vardı. Evet. Ve ama Shakespeare o kadar usta bir şekilde ve bunu o kadar zamansız her döneme uyabilecek bir hale getirip öyle güzel Yorumluyor düşüncelerle ki. ve yani bir psikolog gibi bütün o Evet. karakterleri işledi ki onun için bunca yüzyıldır biz hala Shakespeare'i takdir ediyoruz, oynuyoruz ya da büyük keyif alıyoruz ya da hala Shakespeare eserleri film yapılıyor. Ya da tiyatrosu Bu, oynanıyor. Onun evet. için tabii ilk evvel Shakespeare'den temel almış operaları anlamak için Shakespeare'e dönmek lazım. Ve bazı çok güzel edisyonlar var. Ben onlardan çok faydalanıyorum. Mesela Shakespeare İngilizcesinin altında her sayfada dipnot düşüyorlar. Mesela aklımda kalan işte bu Otello'daki kapı vurma sesi.
Otello'da da vardır biliyorsun kapı vurma. Doğru 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 doğru, doğru evet. Otello Desdemona'yı hemen boğduktan hemen boğduktan hemen sonra. Bu kadar evet. Emilia girer içeri. Evet. Aynı şekilde Macbeth'te de Lady Macbeth ve Macbeth Duncan'ı öldürdükten sonra kapı sesi duyulur. Onlar çıktıktan sonra Banquo'yla Macduff girer. İşte mesela bu kapı çalma sesinin katilin vicdan sesi olduğunu o dipnotlardan öğrendim. Bir başka öğrendiğim şey Macbeth'te o dönem hayaletler bizim zannettiğimiz gibi beyaz değil mavi renk olarak görünürmüş. Ha, etraf yani mavi. Banko'nun gelişinden bahsediyorsun yani. Banko'dan bahsediyorum. Hamlet'in evet. Babasını görme sahnesinden diyorum. Aynen. Mesela işte bütün bunları öyle böyle dipnotlu Shakespeare kitapları bulabilirlerse çok faydalı olur. Çok güzel inceleme olur onlar için. Ondan sonra benim yüksek lisans konumdu zaten. Otello ve Falstaff'ı Shakespeare'den Verdi'nin nasıl yorumladığı. Ondan sonra operalar nasıl yorumlanmış, besteciler bunları nasıl yorumluyor onlara bakabilirler. Librettoları kıyaslayabilirler. Orada çok ilginç şeyler çıkıyor. Mesela Shakespeare'in Otello'suyla Verdi'ye libretto yazan Arrigo Boito'nun librettosu aynı Otello'yu karşılaştırdığınız zaman çok enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Rossini'nin Otello'su da çok hoş bir opera. Tabii. Yani Yani onun en büyük problemi tabii boğarak üç değil tane de tenor. bıçakla öldürmesi falan. Yani o Ama pek üç kabul tane de edilmez. tenor var. Orada Tenor üç var tane de tabii ki. tenor var. Ve her Bir birbirinden zor aryası var. Üç de şeyi tenorunda. biliyorsun. Ego'nun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ankara Elektrik Gaz Otobüs İşletmesi. Ankara'daki tenorlar Ego ile otobüse biniyorlar mı? Ankara'da bir tek proje yaptım. Suna Korat'ı anma projesiydi. Beş tane soprano ile çalıştım. Onun için... Hayır, Tenorlarla onun için Ankara'daki hiçbir tenorla Ankara Operası'nda çalışmadım. evet. Ama hepimizde ego var Burak. Yani olmaması Evet. mümkün Tabii değil. Bu canım, işte tabii ki. sunduysan. Egomuzun olmaması mümkün. Egomuz olduğu için bu işteyiz. Ama önemli Tabii olan ki. bunu kontrol altında tutup Bravo. kabul görebilen limitler Bravo. içinde sınırlamak. Bravo. Bir de ben her zaman ona inanıyorum. İnsan en iyi eleştirmen insanın kendi kendisi. Size Doğru. ne derlerse desinler, iyi ya da kötü. Çünkü ben bu işe girdiğimde onu söyledim. Ne yaparsam yapayım beğenmeyecek bir grup var. Ne yaparsam yapayım beğenecek bir grup da var. İşte Evet. eşiniz, anneniz, babanız, çok yakın arkadaşlarınız, çok kötü bir işte yapsanız güzel görecektir onu. Çok güzel bir işte yapsanız sizi sevmeyenler bunu beğenmeyecektir. Onun Doğru. için ne iyiye ne kötüye çok fazla hürmet etmemek lazım. Ama yatağa yattığınız zaman o filmi başa sarıyorsunuz o geceyi. Ben her premierden sonra bir kere, ondan sonra müteaddit defalar o filmi başa sarıyorum ve nereyi daha iyi yapabilirdim? Neresi istediğim gibi olmadı? Bir daha yapacak olsam neresini düzeltmem lazım? Bunların hepsini ben yaptığım zaman düşünüyorum. Peki bir komik tenor sorusu da. Maskeli balo yaptığınız zaman tenora sesini maskede söylemesini istediniz mi? Hayır. Tenörlerin hepsi çok iyiydi. Hepsi maskede söylüyordu. Tabii o da maske artık göreceli bir kavram. Artık çok daha fonksiyonel şeyler var dünyada. Yani artık maskeyle söyle bilmem ne bilmiyorum. Yani ben ona çok fazla katılmıyorum ama siz ne Bilmiyorum sen düşünüyorsunuz? ne diyeceksin. Yani şimdi teknik o kadar abartılıyor ki işte Evet. Alman tekniği, Fransız tekniği, işte teknik orada sesi şurada aslında basit bir şey. Yani Evet. uygulaması zor. Ama Evet. teorisi basit bir şey bunun. Sonra şu da yoktur. İşte Alman tekniği, Fransız tekniği. Hayır, teknik fark etmez. Stil fark eder. Bravo. Fransız stili vardır. Alman Bravo. stili vardır. Bravo. Ama teknik birdir. Çünkü her insanın fizyonomisi aynı. Nefes alacağın Aynı. yer aynı. Gırtlağındaki ses telinin yeri aynı. Ağzının yeri aynı. Ya dolayısıyla Bravo. teknik 3 aşağı 5 yani. Tabii daha avantajlılar vardır. Kemik yapısı olarak, fizyolojik yapı olarak daha avantajlılar var. Daha az avantaj ama teknik bir de şarkı söyleme tekniği. Stil fark eder. Peki opera sanatçıları karaktere ve kendilerine karşı dürüst müdürler? Dürüst mü? Ay soruyu ama soramadım. Dürüstler midir? Ha sordum. Bilmem. Şöyle yani Yani kendilerinde ne dürüst kadar olmaları lazım mı? hissediyorlar. Sen özür dilerim lafını böldüm ama çok özür dilerim. Yiğit'çim diyorum, Yiğit hocam diyorum. Yani bu samimiyetimizden dolayı, seni Tabii sevdiğimizden dolayı tabii. kusura bakma. Efendim. Yani ben fikrimi söylüyorum her zaman.
sahnede Hı-hı. dürüst olmayanın seyirci tarafından iyi algılanmadığını görüyorum. Yapmacık olduğunu Doğru. görüyorum. Doğru. İşte ve birçok opera sanatçısı da buna Callas da dahil olmak üzere Callas'la ilgili konuştuk. Callas hep onu söylemiş. Dürüstüm. Ben sahnede dürüstüm. Yani hiçbir zaman fake değilim. Yani yapmacık değilim. Yani ben bir şey yarattığım zaman bunun gerçek olduğuna önce ben inanıyorum. Ondan sonra karşının inanmasını sağlıyorum. Yani bunu nasıl anlatabiliriz biz? Çok zor bunu anlatmak. Yani hayatta mı dürüst olmak lazım? Yoksa ne bileyim yaşamda mı dürüst olmak lazım? Nasıl yapmak lazım bunu? Yani bu her şeyden önce bir kere kendi kendinize dürüst olmanız lazım. Evet. Yani ve ondan sonra mesela bana soruyorlar en sevdiğin opera hangisi? O an hangi operayı yapıyorsam, sahneliyorsam en sevdiğim opera o oluyor. Ondan Aynen. başka bir opera olmuyor benim için. Doğru, Ama doğru. yani mesela en son 2 ay evvel bana sorduğun zaman Figaro'nun düğünü derim. En sevdiğim opera. Ama öyle mi? Şimdi değil. Çünkü onu sahnelemiyor. Ama onu sahnelerken 1,5 ay en sevdiğim opera oluyor. Ya da işte bundan 2-3 evvel sahnelediğim La Cambiale di Matrimonio. Biliyorsun şeyin, Rossini'nin bir perdelik. İlk dönem eserlerinden biri. Ama 1,5 ay boyunca benim en sevdiğim opera o oldu. Solistlerin de aynı şey olması lazım. Yani sen bir operada bir rol çıkartıyorsan, diyelim sen ikinci Filip yapıyorsun Don Carlo'da. Evet. Ona bürünmen lazım. Yatıp kalk, yani eve geldiğin zaman yemek yerken de otururken de o rolü düşünmen lazım. Daha ne katabilirim? Burada böyle diyor librettoda, acaba şunu mu demek istiyor? Mesela oradaki şeyi kimse bilmez, ayrıntıyı. Se dorme il prince, sveglia il traditor. O prince, o prens kim? Don Carlos değil tabii ki o prens. Tabii ki, dedi. tabii ki, tabii ki. Yani bütün bunları irdelemek lazım. Bütün bu, zaten bu kadar kafanız eğer meşgul olursa, zaten günde 6 saat prova yapıyorsunuz. Evet. O 6 saatten sonra evinizde olduğunuz 3 saat, 5 saat neyse, onda da kafanız eğer rolünüzde olursa zaten otomatik o rolün içine girersiniz. Doğru. Ama Güneş siz Gül... bunu bir görev olarak yapıyorsanız, yani Hiçbir bir şey olmaz. banka, iş bankasında, Akbank'ta neyse, herhangi bir bankada çalışan biri gibi gidip her Banka gün reklamı verin. yapmayalım. Banka Ya, reklamı yani yapmayalım. herhangi bir banka, onun için birkaç Hayır, tane banka söyleyeyim. reklamı yapmayalım lütfen. Yani bir bankadaki memur gibi gidip oturup işte işini yapıp dönüyorsan ve sen bunu, bu da bale için de aynı, orkestra Evet. sanatçısı için de aynı, solist için de aynı, bunu böyle görüyorsan zaten bürünemezsin o karaktere ve dediğin gibi Ya sen kendine bir şey inanmazsan, katmıyorsundur. Kendine bir sen şey o katmıyorsun role sonuçta. bürünmezsen, sen o role inanmazsan karşındakini de Aynen. asla inandıramazsın. Ben şuna Bir de hiçbir şekilde katılmıyorum. Seyirci zaten anlamıyor. Hayır, çok güzel anlıyor hayır, seyirci. hayır, 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 hayır. O kadar güzel anlıyor ki şaşırırsınız. Sadece teknik terimlerle anlatamıyor. Yani glissando yaptı ama aslında portamento olması lazımdı. Ya da işte orada triplette bilmem ne, bunu söyleyemiyor sana ama orada bir şey oldu, olmadı gibi diyor ve hakikaten orada bir şey olmamış oluyor. Evet. Seyirci anlıyor her şeyi. Hele Evet. ki günümüzde. Bir şey soracağım. Candan Hanım soru işaretli soruyu geri sorarsanız Yiğit Bey'in yüzü de kapanmaz. O yüzden rica ediyoruz. Güneş Bey sormuş. Provalara başlamadan önce kast ile yani rolli arkadaşlarınızla müziksiz egzersizler, çalışmalar, okumalar yapıyor mu Yiğit? Selam. Size selam vermiş. Selam Güneş. Şöyle, eserine göre. Şimdi mesela Madame Butterfly için bir ön çalışma yapmadım. Yani şöyle, sahne provasından önce bir toplantı yaptım. Ne düşündüğümü, ne konsepte olacağını söyledim. Ondan sonra eseri çıkartırken, çıkartma aşamasında, yani o sahne geldiği zaman oradaki duygumu, düşüncemi, nasıl bir şey istiyorum, detaya o zaman girdim. Ama Sevil Berber'i yaparken, Figaro'nun düğünü yaparken, Cambiale di Matrimonio yaparken, ki bunlar uzun resitatifli operalar, o resitatiflerin hepsini ben çalıştırdım. Yani Müthiş. önceden resitatif provası yaptık. Hem telaffuzlarda düzeltildi, hem ne ifadeyle söylemesi gerekiyor, vurgu nerede, ne anlamda söylemesi lazım. Yani or, çünkü İtalyancayı biliyorsun, soru eki yok İtalyanca'da. Bir Aynen. düz cümlenin sonuna soru işareti konursa, onu soru Soru şeklinde şeklinde. söylemen lazım.
Aynen. Bunların düzeltilmesi, bu çalışmaları özellikle resitatifli operalarda sahne provasından önce bir haftaya yakın bütün kasta yapıyorum. Anladım. Anladım. Candan Hanım buraya sormuş ama yani lütfen buraya sormayın demiştim ama okuyamıyorum. Get the Disco, Tito Skipa zamanlarından 20. yüzyıla ikinci yarısını kıyaslarsak teknik değişmedi mi? Teknik birdir söyleminiz üzerine merak ettim fikrinizi demiş. Şöyle teknik değişmedi. Yani şarkı şöyle teknik derken ben şarkı söylemenin temel prensiplerinden bahsediyorum. Bu değişmedi. Çünkü sesini orkestradan aşırıp karşıdaki seyirciye ulaştırmak için yapacağınız yol ve çalışma bir tek. Stil değişti. Mesela nasıl değişti? Nikolay Gedda çok güzel bir örnek. Bence dünyanın stili en güzel uygulayan ve en iyi bilen, zaten 7-8 lisanda ana dili gibi konuşan, müthiş entelektüel bir tenordu. Çok önemli bir tenordu opera dünyası için. Mesela onda Gerçek ve Kraus, Alfredo Kraus gene aynı şekilde. Bunlar stil konusunda uzman insanlar. Yani stilde bir takım değişiklikler oldu. Mesela 1950'lerde, 60'larda Mozart'lar İtalyan stili söyleniyordu ki bu yanlış. Mozart stilinden ayrılınmıştı, uzaklaşılmıştı ya da Wagner'ler İtalyanca'ya tercüme ediliyordu. Yani benim elimde bir Parsifal var, İtalyanca söylenmiş. Korkunç, Wagner gibi değil. Felaket. Felaket, E, evet. olmuyordu. Yani bu yalnız lisandan da kaynaklanan bir şey değil tabii. Stil, yani stil fark etti. İyi yönde de Evet. fark etti, kötü yönde de fark etti. Mesela bazı Alman şarkıcılarda İtalyan Evet. operalarını çok Alman gibi söylüyor. Yani çok Mozart gibi, çok matematik, çok precise yani işte o Puccini'nin istediği rubatoları, genişlemeleri, Of toplamaları, of şu of. bunları yapmadan söylüyorlar bazı Alman Evet. şarkıcılar. Ve o zaman da gene stil düzgün olmadığı için size o tadı vermiyor doğal olarak. Yani sonuçta onu söylüyor. Ekonomi değişiyor, hayat değişiyor, dünya değişiyor ve bununla beraber hatta hava da değişiyor, iklimler değişiyor. Bununla beraber bence stiller de değişiyor. Stiller de Stiller update değişiyor. oluyor. Ama şunu düşünün mesela yürüme tekniğiniz değişti mi? 1920'den 2020'ye. Gene yürümek için aynı hareketleri yapıyorsunuz. Ama Biraz daha daha az uzun yürüyoruz. yürüyebilirsiniz, Ama daha biraz daha az yavaş yürüyoruz. yürüyebilirsiniz. Ama Daha az da yürüyebilirsiniz, daha çok yürüyebilirsiniz. Ama yürümek... ego Ama şimdi otobüslerine yürümeniz değişti mi? Önce bir adımını atacaksınız, arkasından öbür adımı atacaksınız, dik duracaksınız yürüyebilmek Valla için. o zamanlar yaşam süresi daha azdı. Şimdi daha da uzadı. İşte ne bileyim yani belki de insanlar daha fazla hareket ettikleri için mi ne derler? Daha fazla hareket ettikleri için mi kısa bir yaşam şekli oluyordu? Yani hayatları belki de o zamanlar salgınlara ya da Ben hastalıklara tamamen ilgili bir şey olduğuna inanıyorum bunun. bence Yani de bence de bence gelişmemiş de. olmasından. Ben Yani özür dilerim lafını böldüm ama ben hayatın daha hızlı olduğuna inanıyorum. Yani biz şu anda şu an daha teknolojiyi hızlı. kullanan Tabii ki. Tabii ki şu an şu çok an mı daha hızlı hızlı. sence? Şu an çok daha hızlı. Çok daha hızlı. Ve onun Ben için bana insanlar daha sabırsız. ya Çünkü her hayır şey çok bence şu hızlı. anda tüketim daha fazla. Tüketim daha fazla. Üretim daha az. O zamanlar üretim daha fazla, tüketim daha az gibi geliyor bana. Evet, doğru. Çünkü o zaman da şöyle bir şey düşünüyorum. İnsanların oyalanacakları çok farklı bir şey yoktu. Çok bir imkan da yoktu. Yani bu seyahat bile dahil. Bir Evet. şehirden bir şehre hiç gitmeyen insanlar vardı ömürleri Doğru, boyunca, doğru, 100 yıl doğru. evvel. Hala Televizyon var. yok, radyo yok, hiçbir şey yok. Ne yapıyordu Hala insanlar? var. Hala var Yaşıyordu. Yiğit'im. Yiğit'im Hayır, hala hala var. var ama şu an diyelim %20 ise o kesim, 150 yıl evvel %80'di. Ve o Doğru. zaman işte üretiyordu insanlar. Çünkü başka bir şey yok. Ve zamanın Doğru. geçmesi lazım. Gün 24 saat. Onun Ya için üretim daha bununla çoktu. ilgili daha uzun konuşalım seninle. Bu çok güzel gidiyor sohbet. Şimdi şöyle yapalım. Bir saatte yayın kesiliyor. Biliyorum. Biz kontrol edelim. Biz keselim yayını. Hemen Tamam. bağlanalım. Devam edelim Tamam. sohbetimize. Olur Ben sana mu? bırakıyorum zamanı. Tamam Tamam. mı? Yani Tamam. şimdi 7 dakikamız var ama bir su içelim. Ben Tamam. kahvemi içiyorum zaten. Kusura bakma, özür dilerim Olsun, olsun, senden. güzel. Kahvemi içiyorum. Eşim yaptı gitti. Bir Güzel. su içelim. 2 dakika. Tamam. Yani bir dakika bile az sürecek. Tamam, ben
Ondan içer, sonra televizyon şey telefon yeni yaptığımız bir şey var. Yeni yaptığımız bir şey var. Onu göstereceğim. Onu tamam. da anlatacağım. Vokal hijyen kuralları ile ilgili. İşte susuz kalmayın. Sizi susuz bırakabilecek etkenleri düzenleyin. İlaç, alkol kullanımı, yüksek sıcaklık, günlük egzersiz süreniz daha fazla su kaybetmenize sebep olabilir. Bu etkenler kişiden kişiye değişmekle beraber eğer bu etmenlerden bir tanesi ya da fazlası hayatınızda vücutsa lütfen daha fazla su için, yani daha fazla su tüketin. Ses kullanım sürenize dikkat edin. Uzun süre konuşmak, bağırmak, çığlık atmak, kronik öksürük ya da boğaz temizleme, ses tellerine polip, kist ve nodüle sebep olabilir. Yani doğru. bunlar biz böyle panolar hazırlıyoruz. Değişik panolar hazırlıyoruz. Evet, değişik panolar hazırlıyoruz. Biraz daha böyle şekilci anlatım olursa ne bileyim yani şekilci yani farklı anlaşılmasın. Tabii ki yani görsel aynı zamanda görsel, hem kulağa hitap ettiği zaman aynen. daha çok akılda kalıyor. Aynen. Ben mesela konuşurken sadece ezber kulaktan ya da okuyarak bir şey ezberlemem. Yazarsam çok daha hızlı giriyor. Yani o görsel hafıza da bizde özellikle müzisyenlerde tabii. Görsel mesela, hafıza da geliştiği için daha güzel kalıyor. Akılda. Mesela bir tane daha var. Beşinci madde alerjinizi arttırabilecek etkenleri kontrol edin. Alerji ilaçları ve alerjini arttırabilecek etkenler kişinin sağlıklı ve temiz bir sese sahip olmasını engelleyebilir. Doğru. Doktorunuza ilaçlarınız hakkında danışın ve sizin için en uygun olacak ilacı seçmeyi ihmal etmeyin. Yani doğru. biz biraz da doktorculuk yapmam. Ben onu çok yapıyorum. O Güneş de beni çok eleştiriyor o konuda sağ olsun. Pastilci falan diyor bana. Ama ben pastillerim benim çok önemli benim için. Her yere gittiğimde mesela Hamburg'da Caruso pastilini biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Hamburg'da yapıldığını. Hamburg'a gidip Caruso'nun Hamburg'dayken çok ünlü bir kulak burun boğazcıya gittiğini ve o kulak burun boğazcının Caruso'dan aldığı şeyle donelerle aynen o pastili geliştirdiğini ve o pastilin sadece Hamburg'da yapıldığını ve ben o pastili dünyada bulamıyorum. Muhteşem bir pastil. Hiç duymamıştım. Güzel bir evet. bilgi oldu benim için evet, de. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Hemen bağlanıyoruz. Olur mu? Tamam. Sevgiler, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yiğit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yiğit Bey'i hemen bağlıyoruz. Hoş geldin. Evet, tekrar hoş kısa bulduk. Kısa bir şey oldu. Kusura bakma. Bunu kontrol edelim diye yaptım. Çünkü tam konuşurken böyle pap diye kasılıyor. Herkes lop diye düşüyor. Ve lop diye düşmemek için pap diye geldik hemen. İyi yaptın. Şimdi çok değişik bir soru. Benim sorum. Aspendos için sence dekor gerekli mi? Aspendos'un doğal dekoruna uygun eserle gidilmeli Aspendos'a. Evet. Yani minimum aksesuarla orası kullanılmalı. Ama yani dekorsuz olmuyor opera. Bir dekor istiyor tabii ki ama oraya ne kadar uygun bir dekor olursa. Mesela bir Jules César yaptığınızı düşünün orada ya da Norma yaptığınızı düşünün. Zaten doğal dekoruna çok uygun bütün bunlar. Var aynen. Aida için de uygun. Aida olabilir tabii yani birkaç tane işte aksesuar niteliğinde bir şeyle gayet rahat yapılabilir. Ya esasında ben şeyden bahsediyorum yani mekanın önemini ortaya çıkarmak açısından. Yani insanlar operaya gittikleri zaman dekora kitlenmek yerine mekana kitlenmeleri daha doğru olmaz mı? Yani mekanı görmeleri. İşte ona göre bir opera seçilirse o zaten iki kat olur. Hem mekanı hem esere kitlenebilirler. Yani siz çünkü bir dekor yapılıyor. Kusura bakmayın benim gözüm sürekli meşgul oluyor. Yani esasında Aspendos'ta bir yansıtma sistemiyle yapılsa yani dekorlar olsa oraya bir yansıtma sistemi yapılırsa çünkü öyle bir teknolojiler gelişti ki olağanüstü şeyler yapılıyor. İtalya'da da kullanıyorlar.
Tabii. Yani Aspendos hem deniz kenarında, Verona gibi değil, tam ortada değil. Akustiği Verona'dan bin misli daha güzel. Muhteşem bir akustiği var. Yani Verona arenasında duyulmayan yerler vardır. Tabii canım, kör yerler yani, derler. Aynen. Evet, çok büyüktür, çok görkemlidir Verona arenası falan ama duyamadığınız yerler vardır. Aynen. Göremediğiniz açılar vardır Verona Ya arenası. Bir de her seste tınlamaz Verona'da. Tabii. Yani istediği kadar büyük olsun. Onun için amplifiye ediliyor zaten. Nasıl? Çoğu temsil amplifiye ediliyor Verona Aynen. arenasında. Bravo. Mikrofon kullanıldığını da biliyorsunuz siz de. Kullanılıyor da tabii ki. Mikrofon Yani kullanılıyor. her Yani eserde değil ya da her solist değil ama kullanılan şeyleri solistler biliyorum. var. Solistler var. Yani prodüksiyonlar da var. Ama Verona'da bile yani işte Yani bu yalnız ya ilk Verona'da değil. Yani Scala ve Metropolitan'da tabii falan tabii da tabii artık tabii tabii. kullanılıyor. Yani Ya Roma Operası'nda da kullanılıyor. Son 20 yıldır kullanılıyor. ama Metropolitan'da kullanıldığı zaman anlaşılıyor. Ve Tabii. insanlar ona göre, Amerikalılar biraz daha entelektüel mi bilmiyorum. Hı. İtalyanlar da esasında öyle de Verona'ya gelen seyirciler çoğunlukla yabancı oluyor. İtalyan olmuyor. Turist oluyor ve oraya gelmiş gibi işte biz Verona'ya geldik. Muhteşem bir akustik tiyatro seyredelim. Yani ne olursa olsun önemli değil Evet. onu görüyorlar. Yani orada Turist yapılan işi değilmiş olan bir yer tabii ki. orada yapılan işi biz kötülemiyoruz. Onu söylemiyorum da sadece biraz daha dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hı. Yani ben Elhamra Tiyatrosu'nun akustiğine bayılıyorum. Yani oraya gittik. Efes konserinden önce ben orada prova yaptım. Muhteşem bir salon. Eşimle beraber gittik ve oranın akustik olarak hiç dokunulmaması ve restore edilmesi lazım tamamen. Ama Tabii. yani yenilenmesi lazım salonun. Yani. Elbette. Peki çok ya bu soruyu ben cevabını biliyorum ama ben soruyorum bilmeyen seyirciler için. Bir rejisörde gelişmiş olması gereken özellikler nelerdir? Bir kere çalışkan olmak. Yani Evet. en önemli özellik bu. Çok çalışacaksınız. Yani siz de bir Madame Butterfly sahneye koyuyorsanız sadece Puccini'nin Madame Butterfly'ın çalışmanız asla yetmez. Velasco'nun Madame Butterfly'ında çalışacaksınız. John Luther Long'un Madame Butterfly'ında çalışacaksınız. Hatta Pierre Loti'nin Madame Chrysanthemum'da de çalışacaksınız. Bu sadece edebi çalışmanız gereken yanları. Bir geisha'nın anılarını da okuyacaksınız. Ondan sonra müziği çalışacaksınız. Ondan sonra o bestelendiği dönem ki Puccini'nin, yani Butterfly'dan örnek veriyorum diye bunu söylüyorum. Evet, Puccini'nin evet. ne hayatının hangi döneminde olduğunu çalışacaksınız. Versiyonlarını çalışacaksınız. İşte konsolos sahnesi varmış da o neden kesilmiş de işte bir aşk düeti aslında daha uzunmuş da daha kısa. Bütün bunları çalışacaksınız. Ondan sonra eserin kendisini çalışacaksınız. Müziği çalışacaksınız. Yani çalışma bitmiyor. Onun için en Doğru. önemli özelliği rejisörün çalışmaktan kaçmayan, çok çalışan ve bunu tutkuyla yapan birisi. Bunun yanında biraz pedagojiden, biraz psikolojiden de anlamanız lazım. Anlaması lazım. Doğru. Biraz anlamanız da çünkü insanla uğraşıyorsunuz ve insanların duygularıyla ilgili bir iş yaptırıyorsunuz. Şunu şöyle hisset, böyle yap, şu duyguyla diyorsunuz. Onun için biraz psikolojiden de anlıyor Anlamanız bilmeniz lazım. lazım. Dün. Onun haricinde Evet. yani rejisörleri tabii işin içinde olmayan ya da işe çok vakıf olmayan kişiler sadece sahnedeki hareketle ilgilendiklerini düşünüyorlar ya da ondan sorumlu olduğunu düşünüyorlar ama onun gerisinde dekordan da biz sorumluyuz. Işıktan da, Tabii. kostümden de, Tabii. koreografiden de ve olmayan aksesuardan da olmayan her şey bize fatura edilir. Daha doğrusu ben kendime fatura ederim. Her rejisör böyle mi onu bilmem. Ben bunu görmeliydim, ben bunu uyarmalıydım ya da ben bunun zamanında yetişmesi için daha çok ısrar etmeliydim gibi kendi kendime söylediğim, eleştirdiğim yanlar oluyor. Siz kendi konseptinize göre dekor tasarımcınıza bir yön veriyorsunuz ya da Doğru. önceden hazırlığı ben ona veriyorum. Mesela diyorum ki Figaro'nun düğününü ele alalım. Kontes'in odasında mutlaka 3 tane kapı olması lazım diyorum. Bir tanesi soyunma odasının kontesin, bir tanesi Suzan'ın odasına giden Uzanın kapı, bir de bir tane de kaçak. kendi ana kapısı. Şimdi Evet. bunu rejisör dekor tasarımcısına söyler. Dekor tasarımcısı o kapıyı hangi boyda yapar, nereye koyar, sağa mı koyar, arkaya mı koyar?
O artık onun yaratısıdır. Kostümde de aynı şekilde. Mesela benim uyarmam lazım. Libretto da der ki, atıyorum, yeşil kostümünle harika görünüyorsun diye bir librettoda bir söz vardır. O zaman ben kostüm tasarımcıma demek zorundayım. İkinci perdede falancanın kostümü mutlaka yeşil olmalı gibi. Dolayısıyla kostümden de biz sorumluyuz. E ışık tamamen biz nasıl bir atmosfer istiyorsak oyunumuzda ışık tasarımcısını yönlendiriyoruz. E koreografi varsa gene aynı şekilde. Evet. Yani sen orada aşağıda bir vals çalabilir. Mesela Faust operasını ele alalım. Faust operası kermes sahnesi bittiği zaman senin de iyi bildiğin bir opera. Vals var. Ama vals o dönem yoktu. Evet. Yani Efe'nin geçtiği dönemde vals daha bilinmiyordu. Yoktu öyle bir dans. O zaman koreografa bir kere benim söylemem lazım. Burada evet ritim vals, üç dörtlük. Ama ben vals istemiyorum. Bana bir köylü dansı yap buraya mesela. Aynen. Ve fakirlerin gibi. Dansı. Veya fakirlerin kermese gelenlerin veya satıcıların aynen. Artık bir şey istiyorsun. Veya panayıra gelmiş, pazara gelmiş, kermese gelmiş halkın. Halkın. Aynen. Dolayısıyla o zaman koreografiden de rejisör sorumlu. Yani alanımız çok geniş. Sadece esasına, daha da var. Daha da var esasında. Ya bunlar ilk aklıma gelenler. E, aksesuarlar için aynı şey. Graham Wicke tanıyorsun değil mi? Nasıl şey istiyorsun, şamdan istiyorsun. Efendim kulplu mu olsun, uzun mu olsun? Yani bütün bunlara kadar veyahut fener, fener nasıl olsun, yuvarlak mı olsun, kare bir fener mi olsun, yukarıdan tutmalı mı olsun, çengel ucuna asılı mı olsun, bütün bunların da kararını rejisör veriyor. Evet. Graham Wicke biliyorsun. Bütün bunların da araştırmasını yapmanız gerekiyor. Tabii ki. Onun için işte o. Evet. Yani Graham Wicke biliyorsun. Belki eseri sahneleme aşaması 1,5 ay gibi görünebilir ama o belki bir ömür ayrı ama o eser tabii üstüne canım, tabii ki. 6 ay belki çalışmak demek o. Tabii ki. Graham Wicke biliyorsun herhalde değil tabii. mi? Tabii ki. Graham Wicke'le ben Anna Bolena yaptığım zaman Lisbon'da. Ben onunla daha önce Lucia di Lammermoor yapmıştım. Orada da mesela inanılmaz derecede müziğe etki yapıyordu ve Daniel Oran yönetiyordu. Ve Daniel Oran'la inanılmaz şey düştüler, problem yaşadılar. Ama Bizanti yönetiyordu şeyde Lisbon'da. Lisbon'da kesinlikle Bizanti hiçbir şekilde Graham Wicke'e müdahale etmedi. Ve Graham Wicke şeyi aldı, Anna Bolena'ya kitabı aldı. Kelime kelime, sahne sahne. Bizimle çalıştı. Yani bir de bizden bir şey aldığını gördüğü zaman daha çok heyecanlandı, daha çok vermeye çalıştı. Ama yani, o öyle olmuyor zaten. Yani daha çok, bir de şey dedi. Ben dedi bunu Arena di Verona'dan işte Stagione'de yaptım dedi. Bunu dedi ama dedi bu kadar anlamamışım demek ki de orada yanlış yapmışım dedi. Bunu değiştirelim falan dedi. Yani o anda bir şey de yaratabiliyor. O anda bir şey de aklına gelebiliyor. Ha burasını niye böyle sana uymuyor dedi bana mesela Henry. Henry'nin şu şeyi tavrı uymuyor dedi. Bence seninki daha noble olsun dedi. Yani daha böyle yırtıcı bir adam değil. Zaten gücü var Henry'nin. Yani onu yapmana gerek yok dedi. Daha böyle noble olsun seninkisi dedi. Yani kontrol elin altında. Yani kaç tane kadını öldürmüş diyeyim yani. Öyle değil mi? Yani kontrol edebilen bir adam. Bütün bir ülkenin mezhebini değiştirecek kadar güce sahip. Aynen. Yani daha büyük bir şey olabilir. Bütün ülkenin değil, bütün dünyaya şey yapmış bir insan bence. Yani ya, dünya yani, tarihi değişmiş. Tabii ki. Öyle değil mi? Tabii ki. Yani bu o kadar güçlü, potent bir insan bunu göstermesine i̇nsan. Gerek yok ki zaten dediğin gibi. Yani, bravo. Gayet asil bir. Mesela Scarpia için de aynı şey. Scarpia'da, Tosca'da büyük bir güce sahip bir adam. Yani onu vahşileştirmek... Kim? Mephisto da öyle. Tabii ki. Yani Mephisto'yu kusura bakmayın ama hayvanlaştırmaya hiç gerek yok. Hayır. Yani Mephisto... Müthiş bir zarafet içinde insan. Aynen. Yani hani böyle bir adam. 1800'lerde diyelim, 19. Aynen. yüzyılda melon şapkalı, böyle topuz bastonlu bir kontun zerafetinde olması lazım. Bir yılan ya, gibi. Tabii ki. Hayvan gibi dediğin gibi atlaya zıplaya vahşi bir orman hayvanı gibi. Yani benim Mephistopheles'e fikrim, anlayışım, düşündüğüm, canlandırdığım karakter o değil. Aynen.
Bence de öyle. Yani sonuçta elinde güç olan bir insanı siz yani şey yaparsanız, aşağılayacak bir karakter gibi gösterirseniz ya da çirkin bir karakter gibi gösterirseniz seyirci de onu algılayamayabilir ve beğenmeyebilir, sevmeyebilir. Ama evet, öyle bir karakter değil. Yani noble, yani sonuçta bir kont gibi bir adam. Öyle değil mi Mephisto? Yani belki kesinlikle. Tiyatro oyuncuları ile çalışmakla opera sanatçıları ile çalışmak arasındaki farkı nasıl açıklayabilirsiniz? Tiyatro sanatçısıyla hiç çalışmadığım için. Pardon, özür dilerim o zaman. Şöyle ama eğer çalıştıysanız tiyatro diye. Sanatçısıyla çalışmanın şöyle bir artısı ve eksisi olabilir. Evet. Artısı şu, müzik, daha doğrusu müziğe de konsantre olmak zorunda olmadıkları için, hı-hı, sadece rol yapmaya odaklandıkları için, çünkü opera sanatçısı rolüne odaklandığı kadar doğal olarak müziğe de odaklanmak zorunda. Ritim kaçırmamak için, evet, entonasyonunu tutmak için, yani düzgün tutmak için. Onun için bir avantajı bu olabilir. Tamamen, hı-hı, rollerine kanalize olurlar ve istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Evet. Yani yere de yatırırsınız, takla da attırırsınız, sarstırabilirsiniz mesela, ne bileyim, öyle sahneler de yapabilirsiniz. Tabii ya ki, da tabii ki. Sarılabilir falan. Bunları Tabii ki. yaptırabilirsiniz. Bu bir avantaj olabilir ama dezavantajı, benim gibi operaya ve müziğe aşık biri için ben hep o müziğin ve operanın eksikliğini hissederim bir tiyatrocuyla çalışırken. Diye düşünüyorum. Anladım. Hiç çalışmadım ama bir tiyatrocu. Anladım. Sahnedeki enerji karşıya, seyirciye en iyi şekilde nasıl aktarılabilir? Rolünüze inanarak, rolünüzü benimseyerek ve rolle ilgili hiçbir tereddüdünüz kalmadığı zaman. Bu ne zaman Aynen. olur? Rolü çok iyi bildiğiniz zaman. Bildiğiniz zaman. Yani sen Doğru. Hala orada bir takım teknik problemler ya da ezber problemleri yaşıyorsan, o zaman o role konsantre olamazsın. Aynen. La Bohème sahnelerken, Keceli Damanina'da doğuya odaklıysan, o doğudan emin değilsen, oraya gelene kadar zaten eserin içinde değilsindir. Muhtemelen bu kadar o doğuya odaklandığın için o doğu düzgün gelmez. Onun moral bozukluğuyla ondan sonraki 1,5 saatte iyi gitmez. Anladım. Onun için teknik problemleriniz olmazsa ya da ezber probleminiz olmazsa ya da, hı-hı, hareket probleminiz olmazsa, yani ben şimdi burada diz çökeceğim ama nasıl kalkacağım eyvah gibi bir vücutsal şişmanlıktan bahsediyorum, bir durumunuz olmazsa, o zaman sadece rolünüze konsantre olursunuz ve o Doğru. enerjiyle, işte o teksif edilmiş enerji diyelim, eski terim kullanalım, yoğunlaşmış, o sadece role yoğunlaşmış enerji bir ateş topu gibi seyirciye gider. Çok güzel. Arkadaşlar, soru işaretli yere sorularınızı sorabilirsiniz. Biraz önce yayın kesilmeden önce sorularınız vardı. Ben onların hepsini alamadım. Kusura bakmayın. Sorularınızı bekliyoruz. Benim ilginç bir sorum var. Altolar basları sever, baslar kadınları, sopranolar soloları ve tenorlar kendilerini severler. Ara sesler olanlar, bariton ve mezzoları Kanarya Sevenler Derneği sever. Tenorlar gen havuzunu çivileme atlarlar mı? Tabii bayağı bir tekerleme gibi oldu. 40 kart Ya 40 kusura bakma. Ya ben bunları oturuyorum, hazırlıyorum. Yani ya baritonlara ve mezzo sopranolara taktım. Bu tabii işin şakası, biraz gülelim diye. İşin esprisi arkadaşlar da bu arada leğen tekniğimiz vardı. Hale Hanım'ın söylediği. Tenorların ağzına leğen sokup işte aa diye şarkı söyletme. Yani bazıları ciddiye alıp da Hale Hanım'a gerçekten sen böyle bir şeyden bahsediyor musun falan diye inananlar oldu. Ya bu bir işin şakası. Biraz gülelim diye tabii. Espri katalım diye soruyorum. Kusura Ne bakma. Soruyorsun bir daha? O kadar ya oturdum. Tenorlar gen havuzuna çivileme atlarlar mı? Gel havuzuna. Gen. Gen Ha. havuzu var ya. Yani. Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Tenorlarla ilgili tabii ki bir sürü espri var. Yani evet, bunu tabii hepimiz biliyoruz. Ama bu espri konusu olacak şeylere hiç uymayan tenorlar da var. Evet. Yani bu tamamen değişiyor. Göreceli bir şey. Yani bir kere atları çıkmış, öyle diyelim. Peki neden tenorlar La Bohème operasının sonunda ağlarken
Meme, meme derler. Karınları mı acıkmıştır? Ya çünkü Mimi demezler. Mimi yazmıştır librettist. Onlar meme, meme derler. Doğru değil mi? Bilmem yani diğerler. Ya bu da işin şakası ya. Yani şöyle, bilmiyorum, sen de muhtemelen tabii çok iyi bir şarkıcı, şancı olarak bana katılırsın. Ne kadar düzgün telaffuz ederseniz teknik o kadar düzgün oturur. Ses, vokal, her şey. Yani diye ya da A'yı O'ya, O'yu E'ye, E'yi Ü'ye döndürürseniz. Yani bu bir takım teknik problemleri de getirir beraberinde. Ya da teknik problemleri A yerine Ü diyerek aşabiliyorsunuzdur. Bu da tekniği tam oturtmamışsınız demektir. Peki Yani. sahnede kendini kontrol edemeyen sanatçılara ne öneriyorsunuz? Kontrol Yani etmeleri. hayır öyle cevap vereceğini biliyordum Bazen da o oluyor yüzden. tabii. Hayır öyle cevap vereceğini biliyordum da yani biraz daha böyle işin içine girelim. Yani demek istiyorum. Yani peki kendilerini nasıl kontrol ederler? Şöyle Etmeleri şimdi lazım. yani şimdi sen mesela diyelim sert bir sahne var. Mizansen Evet. olan gereği o. İşte diyoruz ki mesela kolundan tutacağım ve sarsacağım veyahut kolundan tutup bu tarafa ittireceksin diyorum mesela. Evet. Evet. Onu yaparken ben o tabii yani ittirilen kişinin hızından nasıl bir hızda ittirildiğini anlayabiliyorsun. Ya da kolunu tuttuğu zaman yüz ifadesinden Onu mu? karşısındakinin Evet. ne kadar sıktığını görebiliyorsun. Onu uyarıyorsun tabii ki. Onu zaten rejisörden evvel karşısındaki uyarıyor. Aman Evet. yavaş biraz diye. Ya ne kadar uyarıyorsunuz? Provalarda biraz daha düzgün gidiyor bazı şeyler ama yani o kontrolü geliştirememiş olan solist maalesef provalarda tabii ki daha kontrollü olduğu için provalarda düzgün giderken temsilde bazen gene istenmeyen sonuçlar oluyor. Yani kolu morarmış soprano çok gördüm ben. Türkiye'de. Yani yurt Türkiye'de. dışında olduğu zaman bu problem olabiliyor. Benim O problem olur. yani benim söyle Carmen yaptığı Savonlinna Festivali'nde ben söylediğim zaman oradaki Don Jose Fransızdı. Irina Michura söylüyordu şeyi Carmen'i. Jean-Pierre Furlan şeyi söyleyen de Don Jose'yi. Mesela Jean-Pierre yani şeydi yani kontrolünü kaçırıyordu ve Irina'nın bir gün geldik böyle kolları mosmor. Ve dedi ki kızdı yani niye böyle bu şekilde davranıyorsun? Yani o biraz da herhalde o ses kontrolü ve vücut kontrolü aynı zamanda fiziki kontrol yani her şey birbiriyle bağımlı olduğu için onu da tabii düşünemiyor insan bence. Öyle değil mi? Olabilir yani hani tam kendini kontrol edemeyen gücünü veyahut tampermanını kontrol edemeyen Evet. solistin görmez. Bunu en meşhur eskilerden Mario Del Monaco. Hiçbir Desdemona ondan Otello söylemek istemiyor. Çünkü baya gerçekten boğduğunu zannediyorduk bizi diyorlar. Mesela. Veyahut işte John Dickerson. Athena Yancy diye bayağı diz üstü düştükleri ve yani ciddi sakatlanma riski geçiren sopranoları onun dönemindeki işte Victoria de los Angeles'ler, Gabriela Tucci'ler bunların hikayeleri yani hayat hikayelerinde okuduk hepsini bunları. John Dickerson aynı şekilde. Yani demek ki dramatik tenorlarda bir sorun var. Yani böyle dramatik tenorlar dramatik rollere sahip oldukları için tabii bu tarz Ya roller daha işte çok onlar. şey söylüyor Wagner söylüyor Dallas'ta YouTube'da da kaydı var. Hatta birisi seyirciden öksürüyor seyirci. Durduruyor aryayı. Aryanın ortasında "Stop them coughing" diyor. Yani artık bu öksürüğü kes, gerizekalı Evet. öksürüğü kes diyor seyirciye. Yani Evet. ayrıca John Vickers Krita Kanava ile söylüyor şeyde Met'te orkestra provası devam ediyor. İşte Otello'nun ve orkestra okuma bu yani orkestranın zit prova yani İtalyan yapıyorlar yani. John Vickers orada Desdemona düette resmen tutuyor böyle öldürmeye çalışıyor. Kirite diyor ki yani beni bugün öldürmeyeceksin bırak artık falan diyor. Yani öyle bir şeye gelmiş ki o da yani yabancılarda da var sadece Ya, Türkiye'de değil yani dünyanın her yerinde var. tabii ki. Yani Peki insan tabii faktörü. İnsan her yerde aynı. İnsanlar tenorlar da öyle. değiştiremiyoruz. Tenorlar da öyle. Evet, dünyanın her yerindeki tenorlar birbirlerine benziyor. Samsun'da Türkçe operalara daha fazla seyirci geldiğini duydum. Bunun sebebi sizce nedir?
Ben tabii Samsun'un kurucularındanım biliyorsun. Evet, Yani evet. ilk O yüzden gidenlerden soruyorum biriyim. zaten. O Tabii yüzden iki sene soruyorum. orada kaldım. Ondan sonra İzmir'e geldim kadromla. Sonra Aha. bir yılda baş rejisörlük ve müdür vekilliği yaptım orada. Onun için Samsun Evet. Operası ve arada çok gidip eser sahneledim, döndüm. Onun için Samsun Operası ile ilgili yani iyi bir fikrim var. Ne olup ne bittiğine dair. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. İlk kurulduğumuz yıl Hı. Arşın Malalan ve Saraydan Kız Kaçırma vardı. Arşın Malalan tutmadı. Saraydan Kız Kaçırma 2 sezon full oynadık. Merdiven üstünde oturanlar vardı. Ne güzel. Yani onun için Samsun'un aslında enteresan bir seyircisi var. Maskeli Balo 3 sezon oynadı. Orijinal İtalyanca dilinde. Yani onun için Samsun'da Türkçe eserlere daha çok geliyorlarmış gibi bir genelleme yapmak doğru olmaz. Samsun'un güzel bir seyircisi var. Her Hı. şeye gidiyor. Tabii ki Türkçe eserlere de gidiyorlar. Yani ben oradayken seyrettiğim ya da benim zamanımda yapılan Türkçe eserlere de seyirci Evet. geldi. Bale her temsil kapalı gişe oynuyor. İster klasik bale Wow. olsun, ister Türk balesi olsun. Yani Türk İlginç. koreografların yaptığı Peki baleler olsun. eser lafını böldüm ama yani buna katılmıyorsun. Yani Türkçe eserlerin full olmasına olduğuna katılmıyorsun. Yani bütün Hayır, eserlerde Türkçe seyirciler eserler geliyor diyorsun. full oluyor ama şuna katılmıyorum. Samsun seyircisi sadece eser Türkçe ise ilgi gösteriyor. Buna katılmıyorum. O zaman yanlış terimler kullanılmış orada. Evet, yani Samsun seyircisi güzel bir seyirci ve her operaya ilgi gösteriyor. Yani Anladım. klasik operada benim Sevil Berberim 8-9 temsil yaptı bir sezonda İtalyanca. Yani bunun yanında tabii mesela Kanlı Nigar'da uzun süreler oynuyor. Oynayacaktır da. Onun Anladım. için onu diyemeyiz yani Türkçe Peki Türkçe operalara ilgi daha çok diye. operaların orijinal dilinde mi söylenmesini istersiniz Kesinlikle. yoksa? Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kesinlikle. Yani Teşekkürler. bu tabii aynı zamanda Türk operaları için de geçerli. Ali Baba'nın da İngilizce oynanmasını istemem. Veya Deli Dumrul'un Fransızca oynanmasını istemem. Çünkü o lisandan yani o lisanın ritmiyle o lisana göre beste yapar besteci. Ya da Evet. çok hakim olduğu Giuseppe Verdi Fransızcayı ana dili gibi konuşan bir adamdı. Onun için Le Vespe Sicilien ya da Don Carlos'lar Fransızca yapıldı. Evet. Yani o lisanın da ritmine, Biraz o da lisanını da şu da biliyordu da vardı ama. bestelemedi. Lisan haricinde biraz da romantizm vardı gibi geliyor bana. Yani Tabii Fransızların daha ki. fazla parası vardı. Tabii ki ama yani niye verdi İngilizce ya da Puccini niye İngilizce bir eser Bravo. bestelemedi bilmiyorlardı o Bravo. lisanları. Tabii ki, Çünkü. tabii ki, tabii ki, Onun tabii ki, için tabii ki. her lisan yani La Bohème'i Fransızca da istemem. Veyahut Palyaçı'yı Almanca da istemem. Her opera bestelendiği lisanında oynamalı. Komik olurdu Bazı bence. lisanlar var. Mesela yeni bir DVD aldım. O da tamamen Fischer Dieskau'nun Rodrigo'sunu Aha. merak ettiğim için Of. DVD aldım. Ay Almanca. ay ay. Ay 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 ay. İşte of dedim Yani ya yani. Of yani. olmuyor mu? Yani Olmuyor. hayır o ama yani kusura bakmayın Yani ama James King ben fikrimi Don söylemek istiyorum. Carlos Belki söylüyor. Kurt Moll'du zannediyorum şey Philip. Almanca olmamış. olmaz. Yani olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Yani CEP'nin diye Filippo'su gibi olmuyor maalesef tabii ki. Yani Yani ya da lisan operaya olmuyor. Yani bu ne aynen. lisanın suçu ne operanın suçu. Her Bir opera aynı sorumuz daha lisanın var. suçu o. Adriano sormuş. Don Giovanni gerçekten ahlaksızın önde gideni miydi? Rejisörlerin ona haksızlık yapma ihtimali var mı? Şimdi rejisörlük onlarca seçimden birini seçme işi. Rejisör bensem, Evet. ben neyi seçersem o oluyor. Başka biri başka bir şey seçer. Yani mesela ben niye burada yürüdüm? Ben öyle istedim çünkü. Veya müzik onu gerektiriyor gibi. Veya yani birçok seçim yapabilirsiniz. Bu Evet. seçimlerden birini yani ben rejisörsem ve ben eseri koyuyorsam onun için benim seçtiğim şekilde olur. Don Giovanni'ye de yaklaşımlar çok çeşitli olabilir. Bugün yeni bir şey okudum mesela. Ildebrando d'Arcangelo'nun bir röportajını. Diyor ki ilk Don Giovanni, yani Don Giovanni'nin dünya premierini yapan kişi 21 yaşındaymış diyor. Hı. Onun için diyor çok genç, çok ateşli, çok deli fişek olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Ya da öyle mi olmalı acaba Don Giovanni diyor.
Bunun yanında Ruggero Raimondi biliyorsun 60 yaşında yakındı Don Giovanni yaptığında. Evet. Yani bu tamamen rejisörün yorumuna fikrine kalmış. bağlı. Ama şu olmamalı. Ben çalıştığım herkese onu söylüyorum. Hangi rol olursa olsun, Santuzza bile oynasanız, basit bir köylü kadını bile oynasanız, Nedda Evet. bile olsa, asil olmak zorundasınız sahnede. Sahnede Bravo. Basitleşmemeniz lazım. Bravo. Bu Don Giovanni için de aynı şey. Yani Manon için de ağzını geçerli. açarak kadın peşinde koşan bir Don Giovanni, benim görmek isteyeceğim ya da o şekilde yorumlayacağım bir karakter değil. Ya da Don bu Giovanni kadın, yani şöyle, Don Giovanni kadınların peşinde koşacağına bir mıknatıs gibi kadınları kendine çekmeli. Çekmesi lazım. Doğru. Böyle bir karizmasının olması lazım. Onun için Tabii ki, tabii eğer ki. bunu sağlayabilirseniz yaşın da önemi kalmıyor. Ya da uzun Doğru. boyun ya da yakışıklılığın da önemi kalmıyor. Karizma başka bir şey. Ya bir Onu de sağlamak burada lazım Don özür dilerim, Giovanni'de. lafını böldüm ama çok özür dilerim. Burada mesela yarışmalara katılan arkadaşlar oluyor. Orada da karakterleri vermeleri gerektiriyor. Yani söylüyorlar, Manon söylüyorlar ama Manon tabii ki rol olarak işte erkekleri cazbeden bir kadın ama karizması var. Ama bu kadın şey değil ki, yani İstanbul sokağında dolaşan o bizim tanıdığımız kadınlar değil ki, bir Manon yani. Öyle değil mi? Kusura bakma Şimdi, yani. hayır Yani çok ben de doğru. bunu yani Şunu bunu söylüyorum ve söyleyeceğim. yani öyle Şunu bir sahneye söyleyeceğim. çıkıyorlar ki, özür dilerim, özür dilerim, Evet. lafını böldüm, çok özür dilerim. Yani yarışmaya katılıyorlar. Yarışma sırasında bunu Avrupa'da yapsalar anında diskalifiye olurlar. Yani eldiven takıyorlar ya da ne bileyim bir şey yapıyorlar ya da kafalarına böyle bir mıknatıs koyuyorlar. Yani bunlar Avrupa'da şey olmaz. Amerika'da da öyle. Yani anında elenirler. Ha, elbise çok önemli. Elbise çok önemli Tabii ama ki. Yani pozisyon kıyafeti aksesuar. çok önemli. Ama Tabii ki. aksesuar konusunda anında elenirler. Anında diskalifiye olurlar. Yani ne bileyim eldiven takıp o eldiveni çıkartıp şarkı söylemesi falan, öyle bir reji olamaz bence. Bence benim düşüncem. Yani Bunu o zaten rejisörün işi. Yani aynen. sen Hayır hayır onu yarışmada yapıyorlar. olarak biliyorsun. Yarışmada yapılan Sadece şeyden rejisör olarak bahsediyorum. Yani görmüyorsun. yarışmada yapılan şeyden bahsediyorum. Evet Yani evet yani yanlış bir şey. daha evet. Yani daha yaratıcı olmak varken, yani onu sesiyle göstermek varken ya Elbette. da renkli renkler vermekle Elbette. varken, orada Tabii ki. eldivene takmış, orada eldiven yapıyor. Yani şey çalıyor mesela Bellini'nin Ben ucuz alkışlıyorum diyorum Mara. bunları. Hayır. Maria Callas'ı seyretsinler. Maria Callas Anon Kredi'yi söylediği zaman farklı yani farklı hislerin şeyini anlatıyor. Nasıl söyleyeyim diye. Lütfen yorum yapmayın buraya öyle. Ben onları da okuyorum. Öpüyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Biz bu arada muhabbet ediyoruz. Konuklarla beraber muhabbet ediyoruz. Yiğit'ciğim de beni çok güzel yani ağırlıyor sağ olsun. Ben belki Yiğit'in konuğuyum şu anda. Öyle değil mi Yiğit'ciğim? Şu anda belki Karşılıklı Yiğit'im. konuk yok aramızda. Aynen, İkimiz aynen. karşılıklı sohbet ediyoruz. Şeyden bahsediyorum. Maria Callas, Anon Kredi'yi söylediği zaman o Arya'nın ne kadar duygulu ve hisli olduğunu gösteriyor ama ağlamıyor orada sahnede. Gülümsüyor. Yani zıttını gösteriyor bize. Ama o müzik zaten bize veriyor o hissi. Yani biz bunu göremiyoruz Türkiye'de maalesef. Türkiye'de çok yapmacık oluyor bunlar. Yani çok işte dürüst olmuyor. Yani yapılan iş işte. Yani şöyle doğru ama yani bu hani Türkiye'de böyle de dışarıda hiç böyle değil ya da Türkiye'de herkes böyle gibi de demek istemem. Yani sadece oran farklı. Yani yurt dışında da ben yabancı solistlerde bu dediklerin aynısını yapanları görüyorum ama mesela Evet. orada %20 ise belki burada %40 gibi. Yine dediğin şey çok doğru. Mesela gene Callas'tan örnek vereceğiz mesela. Hamburg konseri vardır onun meşhur ilki 59 yılında olan DVD'de. Tu che la vanita, Don Carlos'taki büyük arya. 1,5 dakikalık introsu vardır onun. Orkestra Evet. çalar. Lütfen orada yüzüne ve jestlerine bakın. Büyük hiçbir hareket yok. O müzik ne hissettiriyorsa gözünde, yüzünde ve elinde sen onu görüyorsun. İş bu. Müthiş. Yoksa Müthiş. dediğim gibi eldiven çıkartıp takmakla, şapka çıkıp sallamakla eğer ki sen onu vücuduna, içine, beynine o Hissedemezsin. karakteri, o müziği yerleştiremediysen
O zaten şapkayı çıkartıp atman da son derece suni duracaktır zaten. Evet, evet. Ya bu genç opera sanatçıları bunlar. Yani bunlar yarışmaya katılan genç opera sanatçıları. Ben solistlerden bahsetmiyorum. Yani Anladım. onlar... Tabii repertuar seçimi de çok önemli. Bazen Tabii mesela ki. işte diyorlar ki odisyona gideceğim. Aa çok güzel, ne söyleyeceksin diyorum. Beş tane arya gösteriyor bana. Yani ya bunların üçünü at, ya ikisini hiç söyleme, ya bambaşka. Yani repertuar seçimi de çok önemli. Evet. Aryalarda. Dediğin gibi kıyafet çok önemli. Ve yine dediğin gibi mesela ben artık iki kalçasına elini koyan bir mezzo gördüm mü, eyvah habanera söyleyecek demek istemiyorum. Yani bunlar artık çok demode Evet. Ya bir şey söyleyecektim de neyse boş ver. Türkiye'de yapılmış şeyler var da bazı şeyler neyse. Soru var burada onları alıyorum. Yiğit Bey bize hangi kitapları önerirsiniz? Türkçe kaynaklılar kısıtlı. Türkçe kaynaklar Yani... evet çok kısıtlı. Ya hangi konuda kaynak istiyorsunuz? Herhalde rejiyle ilgili herhalde ya da teknikle ilgili. Yani sahne tekniğiyle ilgili bir şeyler olabilir. Rejiyle ilgili yani çok fazla bir kitap yok tabii Türkçe yani. yok. Türkçe yok. Hemen hemen yok. Türkçe yok dediğiniz gibi. Ben şeyi çok beğeniyorum ben. John Osborne çok iyi bir müzisyen. Bestecilerin hayatlarını ve eserlerini çok güzel inceliyor. Onur Strauss kitabı var, Verdi kitabı var, Puccini kitabı var. William Ashbrook da öyle. Onda çok güzel bir Donizetti operaları kitabı var. Mesela bunlar İngilizce, bunların hepsi. Bunları gerçekten öneririm. Hem besteciyi çok güzel anlatıyor, hem eseri çok güzel irdeliyor. Hem müzikal olarak, hem yani karakter psikolojileri olarak. Bunları şiddetle öneriyorum. Başka mesela William Weaver'ın opera makaleleri vardır, operalar üzerine. Evet. Onlar çok güzel kaynak. Onlardan da çok şey öğrendim ben. Onlar incelenebilir. Anladım. Peki, ha, sanat tarihiymiş sorular. Sanat tarihiyle ilgili kitaplara onu soruyormuş Kaan Yetkin. Sanat tarihiyle ilgili tabii gene yabancı basına yönelecekler. Yani başka yolu yok. Çünkü Sanat tarihi Türkçe demiş, çok pardon. fazla bir şey yok maalesef kaynak. Peki, zıt bir soru soracağım sana. Ters bir soru yani, sert bir soru. Belcanto sence stil midir, teknik midir? Belcanto stildir. Tekniğin en kusursuz haliyle söylenebilir. Sadece kusursuz bir teknikle Belcanto Çok güzel söyleyebilirsiniz. açıklama. Evet. Belcanto söyleyebilen, hakkıyla Belcanto söyleyebilen bir kişi Alban Berk de söyler, Puccini de söyler, Wagner de söyler, Wagner. Händel de Evet. söyler. Evet. Zaten Wagner'in en çok sevdiği besteci Bellini. Tabii Aşık ki. oldu. Aşık Yani olduğu bambaşka besteci. iki tarz olmasına rağmen. Neden? Çünkü Belcanto'da ses çırçıplaktır. Evet. Arpejle, gitar Hiç eşliğiyle bile yok. Aynen. normayı ya da sonnambulayı çalabilirsin. Aynen. Ses yalın. Bu Mozart'ta da böyle. Yani Mozart'la ve özellikle Mozart da zaten Belcanto'nun birçok özelliğini içeriyor. Belki ilk Belcantistlerden bile diyebiliriz Mozart'a zaten. Evet. Bir mikroskop gibidir. Ben öyle diyorum. Bütün defolarını büyütür. Yani bir Her şeyi Puccini'de, ortaya bir çıkar. Verdi'de, bir Alban Berk'te yutturabileceğiniz diyelim, amiyane tabiriyle birçok şey olabilir ama bunları asla bir Donizetti'de, bir Bellini'de, bir Mozart'ta yutturamazsınız. Onun içindir ki bütün yarışmalar, ciddi yarışmalar bir Mozart aryasını şart koşar. Sizin defonuzu olduğu gibi ortaya Olduğu gibi çıkartacak çıkar çıkarsın. bir bestecidir çünkü. Var Aynen, mı yok aynen. mu o defonuz? İşte onu görmek için şart koşulur. Bazen merak ediliyor. Ay niçin her yarışmada Mozart arya? Bu sebepten dolayı. Bir de ayrıca yarışmalarda seçtiğiniz repertuarlarda biz onu Linet hocamızla konuştuk. Mesela ilk aryanın imza gibi olması, yani sizin Tabii ki. imzanız olması, Tabii ki. ondan sonra onların seçeceği aryanın biraz daha nasıl söyleyeyim size, sizin açıklarınızı ortaya çıkartmayacak bir aryası olması lazım. Çünkü onlar sizi elemek için, esasında sizi kazanmak Tabii ki. için değil. Tabii Onlar ki. sizi elemek için arya dinliyorlar. Yani size güzel not vermek için değil. Yani biz yanlış algılıyoruz. Bir de sabah da konuştuk onu
Görkem Ezgi de katıldı bize. Onu konuştuk sabahleyin. Bizler yarışmalarda gittiğimiz zaman, elendiğimiz zaman diyoruz ki aa işte bu jüride de rezalet, işte bu yarışmada da torpil var, işte bu konservatuara da giremedik. Ama biz kendimizi görüp de şey demiyoruz yani, ben buna yetersizim. Yani ben iyi çalışmamışım demek ki. Daha çok çalışmam lazım demiyoruz. Doğru, bilmiyorum ne düşünüyorsun doğru bu konuyla ilgili? Doğru, yani daha evvel bahsettiğim aynı konuya geliyor. İnsan en iyi kendi kendini eleştirmeni olmalı. Aynen. Yani bir şey olmadıysa bunun daima sebebinin araştırılması lazım. Yani fatura hemen başkasına kesilmemeli. Yani çok acımasız evet. Bir şekilde işte ben zaten yapamam ki, işte bütün suç benim, onu da demiyorum. Ama biraz objektif bakmak lazım. Yani bir şey olmadıysa benden dolayı olmamış olabilir mi soru işaretini taşıyarak bazı şeylere yanaşmak lazım. Dediğin gibi repertuar. Oradaki jüri senin defonu bulmak için seni dinliyor. Aynen. Defosunu bulamadığı kişiyi o role angaje ediyor. Amaç bu. Aynen. Amaç aynen. Seni orada dinleyip güzel vakit geçirip ya da hoş bir müzik dinlemek değil jüri için amaç. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi yani ilkinde senin yarış atın hangi aryaysa, senin en öne ajilitelerin mi güzel? Efendim ses legatoların mı kuvvetli? Ya da çok güzel dramatik büyük bir sesin mi var? Buna göre sen repertuar yapman lazım. Özelliğini bulup ya da ifade, çok güzel ifade yeteneğin mi var? Bunu ya da çok güzel stil bilgin mi var? Neyse senin en parlayan özelliğin, bu özelliğe uygun aryayı bulup söyleyeceksin birinci olarak. Doğru. İkinci de dediğin gibi seni en zorlayacağı, onu dinledikten sonra jürinin, yani bilinçli bir jüriden bahsediyorum. Senin Doğru. Sesinle ilgili ya da tekniğinle ilgili bir fikir oluşuyor zaten kafalarında. Evet. Onun için onların seçeceği arya senin en zorlayacak arya oluyor. Sen mesela ajiliteli hiçbir parça seçmemişsin. Ve orada hissediyorlar ki ajilitelerinde sorun olabilir. Ama senin yazdığın 5 aryanın içinde bir tanesi de ajiliteli. Çat diye onu sorarlar. Ajilitesi Evet. var mı yok mu diye. İşte Evet. Yani bunları bilip onun için eğer ki mesela sizin probleminiz ajilite ise ajiliteli hiçbir parçayı o 5 tane audisyon parçanızın içine koymayacaksınız. Doğru, Bu doğru. kadar basit. Yani onlara açık verecek bir şey yapmayacaksınız. Açığınızı göstermeyeceksiniz. Tabii ki. Açığınızı gösterdiğiniz zaman anında elenirsiniz yani. Çünkü çok var. Yani özellikle Avrupa için konuşuyoruz tabii. Doğru, Çok doğru. şarkıcı var. Çok şarkıcı var, çok Yani yani ben bunu da kimseye söylemekten... muhtaç değil orada. Evet, Ahmet evet. olmazsa Mehmet, Mehmet olmazsa Hüseyin var. Onun için en iyisi olmak zorundasınız. Onun için en iyi şekilde hazırlanmak, en iyi repertuarla gitmek, en akıllı repertuarla gitmek zorundasınız oraya. Ve dil bilmek. Ve dil bilmek en önemlisi. Yani geçen gün onu konuştuk Çağrı'yla da. Minimum 2. En aşağı. Doğru. Bir müzisyen için, bir orkestra şefi için, bir solist için. Yani İtalyanca ve İngilizce mutlak olacak. Tabii ki. Almanca da cepte olacak. Yani solistin de, rejisörün de gönlünde yatan repertuara veya teknik olarak repertuarına göre Almanca ya da Fransızca da olacak. Evet. En azından okuduğunu anlayacak veyahut basit bir şekilde derdini anlatacak kadar bir üçüncü yabancı lisanı bilmesi lazım. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ya ben çok konuşuyorum, kusura bakma ama Zonguldak Ben de Devlet... çok konuşuyorum zaten Yo, sen karşılıklı. Güzel konuşacaksın. konuşuyorum. Zaten bizim konuğumuzsun. Evet. Zonguldak Bülent Ecevit Devlet Konservatuarı Cemalettin Bey sayesinde ben Müthiş bir bu... konservatuvar. Evet. Ondan bahsedelim biraz. Evet. Ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın bizlere desteğine ihtiyacı var. Hem Kesinlikle. manevi yönden hem kucaklamak yönünden gidip Evet. Oraya bir konser yapacağız. Çağrı'yla biz konuştuk. Çağrı'yla beraber, Güneş'le beraber, ondan sonra diğer solist arkadaşlarımızla beraber, belki Türkiye'deki diğer opera solistleri arkadaşlarımız da destek verirlerse, Zonguldak'a gidip Zonguldak'a destek vereceğiz. Zonguldak'taki opera öğrencilerine bir oturacağız, sohbet edeceğiz. Evet, Zonguldak'a selamlar, bizden de sevgiler. İyi ki varlar. Evet. Zonguldak'tan sonra inşallah Kars'a doğru gider. Daha sonra aşağı doğru devam eder. Yani Türkiye'nin sınırlarını zorlayacak şeyler yapılırsa,
sınırlarını aşacağına inanıyorum Türkiye'nin. Daha fazla aşacağına inanıyorum. Sadece belirli şehirlerde kalırsa o daha da bölgeleşmeye sebep olacak. Oysa ki sınırları açmak lazım. Ve uç noktalara daha çok götürmek lazım bu müziği, bu sanatı. İnsanların daha iyi algılarını açmak için. Kars'tan da bize, Kars'a selamlar. Güzel. Şimdi Zonguldak'la tanışmamı anlatayım ben. Yani Zonguldak'tan özellikle bahsetmek isterim. Oradan Ekim ayında gittim ben. Bir seminer vermemi istediler. Ne konuda dedim. Siz ne isterseniz dediler. Daha ziyade reji, opera sanatı üzerine konuşuruz dedik. Bir de masterclass gibi, tabii ben şu an masterclass'ı verecek değilim. Karakter analizi daha ziyade yaparız dedik. Gittim. Bir kere oradaki bütün öğretim üyeleri, Cemalettin Bey, Şahin Bey, Melike Hanım, Dilek Hanım, aklıma Ekil Hanım tiyatrodan, hepsi çok ilgililer, çok nazikler. Beni gerçekten çok mutlu ettiler. Oraya gittik ve dediler ki işte bu konferans salonunda vereceksiniz. İyi, kimler geliyor? Hem şan hocaları hem de şan öğrencileri hem de tiyatro öğrencileri dediler. Ve bütün bir çok gün. Güzel. 11'den 6'ya kadar. Ben dedim ki yani bir öğle arasıyla. Ben dedim ki tiyatro bölümü bir müddet sonra sıkılır ve gider. Çünkü müzik konuşacağız ağırlıklı tabii ki. Ondan sonra yani hani buna hazırlıklı olun dedim hocalarına. Yok iyi günler dedim. Girdim, 60-70 kişi vardı, hocalar da vardı. İnan 5'te bitmesi gerekiyordu. 5'i biraz daha geçti. Hiç kimse gitmedi. Tiyatro bölümünden de en az şan bölümünden olduğu kadar soru aldım. İlgi aldım, ilgi gördüm. Güzel. Oradan ayrıldıktan sonra da iletişimimizi hiç kesmedik. Bana yazıyorlar, sormak istediklerini soruyorlar. Ben onların yaptıkları işlerle ilgileniyorum. Müthiş ilgili, bilgiye, öğrenmeye, operaya, tiyatroya, sanata aç ve almak isteyen, almaya hazır. Bu çok önemli. Doğru. Öğrenciler var, hocalar var ve o hocalar gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar bir şeyler aktarabilmek için. Onun için biz tabii opera sanatçıları olarak kesinlikle orayı yalnız bırakmamamız lazım. İnan şancılar kadar tiyatro öğrencileri de operaya ve sanata ilgi gösteriyorlar. Ne kadar güzel. Çok güzel işler olacağını, yani bu kadar ilgi alaka olan bir konservatuvardan çok iyi işler çıkacağına inanıyorum. Ama bir Ankara ya da bir İzmir, bir İstanbul konservatuvar öğrencilerinden daha şanssızlar. Çünkü o şehirlerde sanata ulaşmak çok daha kolay. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Kaynak olarak da seyretmek olarak da çok daha kolay. Onun için onlar daha şanssız. Onların bu şanssızlığını biz oraya giderek kapatmamız lazım geldiğine inanıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ve ben çok memnun kaldım. Bana ne zaman ihtiyaçları olursa ya da ne zaman tekrar görmek isterlerse seve seve giderim. Sizin de gidecek olmanıza çok memnun oldum. Tabii ki. Faydalı olacaktır. Yani siz de çok mutlu ayrılacaksınız orada. Onlar da çok mutlu olacaklar. Kesinlikle eminim. İstanbul'daki benim de bir konserime gelmişlerdi Nurdan'cığım. Bir tane öğrenci gelmişti. Hatta dedi ki ben hocalarımla görüşeceğim. Sizi orada davet etmek istiyoruz. Orada bir konser yapın demişti. Gökhan Aybulus'u biliyorsunuz, piyanist. Evet. Gökhan dedi ki abi dedi biz niye gitmiyoruz oraya dedi. Severek gideriz ya. Tabii dedim. Evet. Ben neden tabii. olmasın? Yani orası da bizim memleketimiz. Orası da bizim yani insanlarımız. Bizim yani benim sahnelediğim Nurdan'ın Madame Butterfly söylediği eser Eskişehir turnesine gitti. Ocak ayında, 2 Ocak'ta. Biz 4 Ocak'ta temsil oldu. Kendi ceplerinden yol paralarını, otel paralarını karşılayıp o temsili seyredip geri döndüler. Ne güzel, ve canlarım. Ve yanım olsaydı Samsun'a da geleceklerdi. Yani bu kadar ilgililer. Şu yapılabilir mi acaba? Bir çözüm, ne bileyim, bu müziğin, bu opera sanatının tanıtılması için Türkiye'de yatırımlarının değişmesi lazım. Belki bir CEO olması lazım. Belki biraz daha böyle şirketlerle birebir kontak kurabilecek birisi lazım. Ne bileyim, reklam ajansı lazım. Biraz daha popülarite lazım. Ama popülarite tabii bunu
kalkıp da halay çeken opera sanatçısı değil de daha entelektüel yönlerden ne bileyim, tabii halay da bizim kültürümüz tabii de. Destek bulunması lazım. Ve işte bu, buna yani, bir CEO lazım gibi. Herhalde. Buna evet, bir CEO lazım. Yani iş adamı gibi bakılması lazım. Evet, yani ben bir peki, mesela sanatla ilgilenen bir kişi olarak benim aklım bu işe ermez. Yani bunu belki halkla ilişkiler okuyan biri olması. Yani her işin erbabı ayrı. Bunu pazarlama tekniğini bilen birisinin olması lazım. Biz müziği biliyoruz iyi. Evet. Bizim alanımız bu. Evet. Onun için dediğim gibi, yani bunu popüler yapacak derken, yani fon bulacak veyahut işte bu seyahat imkanlarını sağlayacak. Gerek turne olarak, gerek oradakileri alıp bir yere getirip götürmek olarak veyahut daha çok eserin sahnelenmesine imkan verecek. İşte sponsorların bulunması lazım. Bu dosyaları hazırlayacak kişilerin de profesyonel ve bu işi bilen kişiler, bu işin eğitimini almış kişiler olması lazım geldiğine göre. Aynen. Ya bir de şunu konuşalım. Yani Türkiye'de bazı ünlü sanatçılar hep bu kadro işini konuşuyor. Nedense işte kadro olmamalı, kadro olmamalı, kadro olmamalı. Hep aynı şeyi tekrarlıyorlar. Oysa ki kadronun yerine tabii sözleşme gelsin de dünyada operayı, klasik müziği destekleyen çok farklı kanallar var. Yani sadece bu devlet tarafından desteklenmiyor. İşte ne bileyim, şehir destekliyor, eyalet destekliyor. İşte Amerika'dan da örnek veriyorum ben mesela. Amerika'da uzun süre kaldığım için. Federal hükümetin haricinde bir tane de sanat vakfı destek veriyor. Yani çok büyük destekler var. Ve Trump mesela o sanat vakfını kesmek istedi, o yardımını. Olay oldu Amerika'da. Yani operada mesela Atlanta Operası'nın direktörü benim çok yakın arkadaşım. Kendisi rejisör ve şey dedi, yani gitti 15 günlük bir business şey aldı, kursu aldı. Ve business kursu aldıktan bir hafta sonra 500 bin dolar para buldu operaya. Yani çok büyük miktar bu paralar. Yani Türkiye'de de belki bununla ilgili reklam ajanslarına başvurmak, onlara biraz böyle ne bileyim devlet gücüyle onlara biraz daha şey yapmak, tanıtım fonundan kullanmak. Yani bu, çünkü bunun geri dönüşü olacağına eminim. Nasıl tabii Fransa'da ki 350 milyon dolar harcanıp 1.5 milyar dolar para kazanılıyorsa, Türkiye'de de bunun Türkiye'nin turizm açısından ne kadar zengin olduğunu ve bunun kültürle, müzikle, operayla bağlantılı olacağını inanıyorum. Ve Türkiye'de opera stüdyoları açılması gerektiğine inanıyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Genç artist, young artistler için. Hı-hı. Yani sahneye çıkıp sahnede daha çok oynamaları için experience, yani şey kazanma. Evet. Sahne deneyimi kazanma için ne düşünüyorsun bu Young Arts programıyla ilgili? Çünkü yani bir takım şeyleri, deneyimleri veyahut korkuları deneyimli ancak sahneye çıkarak elde edebilirsin. Atabiliyorlar. Aynen. Yani o fırsat olmaz. Yani konservatuvardaki sahne dersleriyle ya da mezuniyet projeleri bunun için yeterli değil. Yani ondan sonra direkt büyük bir operanın sahnesinde bir rol söylemek arada büyük bir boşluk demek. İşte o boşluğu dediğin gibi opera stüdyoları doldurması lazım. Yavaş yavaş hazırlayarak bir takım şeylerin olması çok daha sağlam olur tabii ki. Onun Şimdi için ben çok önemli. Lafını böldüm ama özür dilerim. AKM açılacak. AKM açıldığı zaman nasıl bir kadro karşımıza çıkacak onu da çok merak ediyorum. Çünkü İstanbul Operası'nda bir problemler olduğunu biliyorum. Yani bunun koroyla, solistlerle, yani bir kadro eksikliği olduğunu herkes biliyor bunu. Orkestrada nasıl olacak, nasıl halledecekler? İnşallah güzel olur, problemsiz olur. Yani aynı şey mesela Mersin ve Antalya baleleri için de geçerli. Gençler belli bir yaşı aştıktan sonra yeniler de gelmezse kadro azalıyor gittikçe. Evet. Yani onun için biraz kadro eksiği her operada çeşitli. Başka bir gün tekrar konuşalım bence. Hı-hı. Bunun üzerine de arkadaşlardan soru alalım. Belki bilmiyorum, bizler sesimizi duyuramayabiliriz ama bununla ilgili şeyler üretilebilir, fikirler verilebilir. Yani biz bunu uygulayın diyemiyoruz tabii ki de. Devletin tabii buna yardımcı olması gerektiği olduğunu konuşuyoruz sürekli. İnşallah devlet buna yardımcı olur. Yiğit Bey, çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. İyi ki katıldınız. Ben teşekkür ederim. Yani Zonguldak Bülent Ecevit Devlet Konservatuarı'na çok güzel bir konserle, sadece bir kişi iki kişi değil,
toplu bir konserle gideceğiz. Orada hatta Fügen hocamız da gelecek. Fügen hocamız doğru, burada güzel. Mı bilmiyorum. Fügen hocam da tamam dedi, ben de geleceğim dedi. Fügen hocamızla beraber, hep beraber onu da alıp hep beraber güzel bir konser düzenleyelim onlara. Ve ondan sonra da oturalım, sohbet edelim, konuşalım. Eğer çalışmak isteyenler olursa, masterclass yapmak isteyenler olursa onu da yaparız. İnan ki isteyeceklerdir. Yani hepsi gerçekten çalışmak, bir şeyler öğrenmek isteyen öğrenciler. Pırıl pırıl. Yani o gözlerinde bu işe olan aşklarını, sevgilerini ben gördüm ve çok mutlu oldum. Siz de göreceksiniz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey, bu programa katıldığınız için, bize destek verdiğiniz için. Desteğinizi kesmeyin. Bizim biraz daha reklamımızı yapın lütfen. Arkadaşlar lütfen sizden ricam, Türkiye Opera'yı paylaşın. Arkadaşlarınıza, ailelerinize söyleyin, eklesinler. Opera'yı biz güzel tanıtalım. Biz bağırmıyoruz. Hep onu söylüyorum. Biz güzel ses çıkartıyoruz. Bağıran insanlar kontrolsüz insanlardır. Kontrolsüz insanlar bağırarak ses çıkartırlar. Biz kontrollü, güzel ses çıkartıyoruz. Güzel sesler çıkartmaya çalışıyoruz. Ve biz 70 kişilik orkestranın üzerinde bir ses çıkartıyoruz. Akustik iş yapıyoruz ve mikrofon kullanmıyoruz. Lütfen operanın bağırmak olmadığını hep sürekli anlatalım. Sürekli tekrarlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yiğit'im. Öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Bir de ayrıca sağlık personelimize, doktorlarımıza, evet, hemşirelerimize, bilim adamlarımıza alkışlarımızı sunuyoruz. Alkışlarımızı, evet, yani gönderiyoruz. Bu, onlara bence verebileceğimiz en güzel teşekkür evde kalmak. Bravo. Bravo. Yapacak o kadar çok iş var ki inan, hangi kitabımı okuyayım diye sıraya dizdim. Hangi CD'yi dinleyeyim diye sıraya dizdim. Hangi bravo. Filmi seyredeyim diye sıraya dizdim. Yani gerçekten evde vakit çok çabuk geçiyor. Ve yapamadığımız işleri yapabilmek, daha çok şey, yeni şeyler öğrenebilmek için müthiş bir fırsat. Yani bunu kötü bir şey olarak değil, tam tersi güzel bir fırsat olarak algıladık. Bravo, bravo. Ve bu sayede bence sağlık çalışanlarına en iyi desteği vermiş olacağız. Evet, ve biz kendimizi düşürmüyoruz, motive ediyoruz. İyi düşünüyoruz, pozitif düşünüyoruz. Evet. Ve evde ne bileyim alıyoruz müziğimizi, eksik kalmış bir müziğimiz varsa onu açıyoruz, dinliyoruz. Dinlemek de bir çalışmak. Ne dedi Yiğit hocamız? %70 dedi. Ben %80 olduğuna inanıyorum ama o %70 dedi. %70 olarak bunun bir öğrenme yolu olduğunu biliyoruz. Alın müzikleri arkadaşlar. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Yorum dinleyin. Farklı yorumlar dinleyin. Yani sadece bir tek yoruma kalmayın. Ve motive olun. Sağlıkla kalın. Sanatla kalın. Ve hep bizle beraber bize destek verin. Sevgiyle kalın. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Bay bay. Sana da.